Kendisini gelişmek isteyen diğer arkadaşları için de farklı satıcı ve teknikleri ve teknolojileri ve her şeyini bütün ilgini paylaştığım yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün Osmanlı ile Domination yani hakimiyet victoriesine doğru gideceğiz. Bir önceki yayınımızda Hollanda ile oynamıştık Wilhelmina ile ve orada bir bilim zaferi almıştık. Şimdi zorluğu bir tık üste aldık, çiftine geldik ve bakalım bugün savaşmaya başlayacağız öyle gözüküyor. Selamlar millet. Nasılsınız? Umuyorum her şey yolundadır. Çok mutluyum. İyi ki buradasınız arkadaşlar. Ve e, tabii ki e, dünya için tatsız bir yıldayız. 2020 yılı gerçekten bizim için birazcık tatsız geçti. Ve geçmeye devam ediyor. Özellikle bu son yaşanan e, virüsler vesaire bir problemler. Hepinizi dirayetli olmaya, sabırlı ve güçlü olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Emin olun kişisel mesafenizi kurduğunuzda, bireysel hijyeninize dikkat ettiğinizde bu virüs alt edilmeyecek bir şey değil. Sadece birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. En azından o zamana kadar birazcık morallerimizi yukarıda tutalım. Ben de üzerime düşen kısmını yapayım. Ve buradan da tüm dünyadaki bütün sağlık çalışanlarının emeğine, eline sağlık verdikleri mücadele gerçekten unutulacak bir şey değil. Bence bu sene en önemli olaylarından bir tanesi buydu. Aynen. Umuyorum hepiniz için hey, çok güzel olacağını düşünüyorum. yani. Evet, Ben olabildiğince sizlerle birlikte böyle keyifli bir gün geçirmeyi diliyorum. Okay. Sosyal mesajımızı verdik. Hey, hepimize selamlarımızı verdik. Yusuf, Burak... Merlin, Emre, <laughs> Matrix, Oki, selamlar. hepiniz hoş geldiniz. Peki. Evet, bugünkü planımız ne? Yani şimdi ne yapıyoruz? Dakika, şu öncelikle, şu, bunun orta noktası burasıymış. Tamam Ya bu burada böyle kenarda dursun. Sonra, buradaki bazı şeyleri benim açmam, kapatmam, ıvır zıvır yapmam gerekiyor. Hop, chatler, metler, bilmem ne. Evet, hepsini bunları getirdik. Huh, güzel. Şunu, Biraz daha şöyle bir yerini ayarlayayım şunun. Kusura bakmayın arkadaşlar, bunları ayarlama fırsatım olmadı çünkü hemen geldim. Gerçekten direkt sizi bekletmek istemedim. Hızlıca giriş yapmak istedim ve hızlıca geldik. Aslında uğramıyor değilim Emre ya, şey yaptım yani toparlıyoruz. Çok yoğun bir dönemden geçirdik. Biliyorsunuz kendi oyunumuz var bir yandan da üzerine çalıştığımız. Onu teslim etme noktasına geldik. Artık orada da kafamız rahat. Bir de tabii ki evden çalışıyoruz artık. Bunun da verdiği rahatlık var çünkü geçtiğimiz iki hafta gerçekten arkadaşlar her gece 12.1'de eve dönüyorum. Tükendim yani. Üzerine ailem buradaydı. Abim, eşi, yeğenim, annem, babam, Elif ve evdeki iki tane kediyle dokuz canlı birlikte yaşıyorduk evde. Ay ya. Evet. Artık başlayabilir yat. Aynen. Tabii ki. Tabii kısaca anlatacağım Merlin her şeyini özellikle. Şimdi aslında birazcık oyun yaratılma kısmından başlamam gerekiyor. Özellikle yeni gelen ve ilk defa izleyecek olan arkadaşlar için. E, single Player'da Create Game ve Advanced Setup'ı seçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü oyunun iç detaylarını birlikte hazırlıyor olacağız burada. Ben şahsen bütün paketlere sahip olduğum için Gathering Storm paketiyle devam ediyorum. Ee, Zorluğu bir önceki oyunumuzda setlerde bitirmiştik bu sefer Chieftain'ı aldım. Ee, antik çağlardan başlıyoruz. Standart hızlı oynuyoruz. Ee, map size'ımızı standart tutuyorum. Genelde e, ger ya standart boyutlarda bir haritada oynuyorum. Harita şekline normalde kıtalar, işte adalar vesaire gibi bir sürü farklı çeyiz var ama ileriki zorluk seviyelerinde e, size tavsiyem Bakayım nerede o bulabilirsem eğer hızlıca her seferinde bunu ararken birazcık zorlu çıkıyorum. Normalde Pangea'yı seçiyorlar. Çünkü bunun sebebi başka bir kıtada başlayıp tek başına yükselmesin diye o medeniyet. Biz de Pangea'da başlayabiliriz. Hepimiz aynı kıtada başlayabiliriz. Bence hiçbir e, mahsur yok. Ee, bunun dışında harita boyutu, işte kaynaklar. Bunlara hiç dokunmuyorum. Aynı şekilde başlama pozisyonu, dünya ısı, yağmur miktarı, deniz miktarı bunlara dokunmuyorum. Sadece e, zafer koşullarından skoru kaldırıyorum. Çünkü bu diğer 5 zafer tipinden birinde oynuyor olacağız. Eee ve onun üzerine gidiyor olacağım. Ondan sonra... Eee bir tek dokunacağım nokta dünyanın yaşı noktası. Özellikle ileriki eee... ...zorluklarda dünyanın yeni yaşının birazcık yani genç bir dünya olmasına özen gösterin. Çünkü daha fazla tepe demek. Daha fazla tepe daha fazla üretim hattı demek sizin için. Bunu gibi ayarları yaptıktan sonra... ...buradan bugünkü başlığımız Osmanlı'yla Süleyman'la birlikte... ...bir Domination Victory'e koşacağız. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek, neler olacak sizlerle birlikte göreceğiz ee, arkadaşlar. Huh. Okey. Oh, <laughs> <laughs> tamam, tamam süper harika biski biski afiyet olsun. onun ee, dışına bakayım. Diyeceğim ekleyeceğim bir şey var mı? Sanırım çok yok. Ee, fazla da zaman kaybetmeden bir saniye arkanızdan bir, bir ufak bir ayarlama yapacağım arkadaşlar müsaadenizle. Aynı anda hem Twitch'te hem YouTube'da yayındayım. Yalnız e, Twitch gene bana kaynak e, şeyini vermedi. E, ne derler ona? E, orada birazcık 720-60 FPS yayın var. Eğer biraz daha rahat izlemek istiyorsanız YouTube tarafına gelebilirsiniz arkadaşlar. E, seçtik. Şimdi e, Civilization bir medeniyet oyunu arkadaşlar. Gerçekten bir medeniyeti. Milattan önce 4000-5000 yıldan alıyorsunuz ve günümüzde 2050 yılına kadar getiriyorsunuz. Ve bu süreç içerisinde pek çok karar veriyorsunuz. Tur bazlı bir oyun. Yani her yaptığınız karar sonrasında bir tur bitiyor ve diğer oyuncular da o oynuyor. O yüzden vereceğiniz her bir karar 250 tur sonra size neler yol açacak birazcık bunu düşünerek oynamanız lazım. Yani böyle bir girizgah yapabilirim en azından. Ee, bunun dışında araya anlatabileceğim şey. E, size oyun bir şey öneriyor olacak. Advisor'ı var oyun içerisinde. Buraya şehir kur, şuraya şehir. Aslında birazcık oralardan uzak durmak gerekiyor. Bununla ilgili ayrı bir video yapmıştım arkadaşlar. Yani izleyeniniz olmuştur belki. Ee, normalde Şehri kurarken o tile'ların özellikleri üzerine hareket etmeniz gerekiyor. Biraz da oyun içerisine girerken anlatayım bunu. Arka tarafta yüklensin bu. Eee... Dediğim gibi normalde standart bir oyun yaklaşık 500 tur falan sürüyor. Yani normal standart e, oyun hızına vesaire baktığımızda. Her medeniyetin kendine ait bir özelliği var ve bu özelliği oyundaki kazanma stratejinize göre birazcık evirip çevirmeniz gerekiyor. Yani gerçekten böyle ince düşünmeniz gereken bir konu. Europa Universalis, e, Hearts of Iron gibi daha real time e, strateji oyunlarından farklı olarak bu oyun türüne Forex diye geçiyor bu. Şu an hep hatırlamıyorum ama Expand, Explore Explore... Explore... X ex bir şey yani. <laughs> Şu an hatırlamıyorum. Şehir kuracağız. Etrafa yayılacağız. Topraklarımızı büyüteceğiz. Diğer şehirlere geçireceğiz. Teknolojik olarak ilerleyeceğiz. Ve düşmanlarımızın içinden geçeceğiz. Sultanların sultanı, kanların kanı evet, ve yüceliğe insanlarımızı götürüyoruz. Okey. Ben şimdi hızlı bir giriş yaptım. Önce şunu sormayı unuttum arkadaşlar. Siz iyi misiniz? Keyfal yerinde mi? Kendinizi, evinizi kapattınız. Dikkat ediyor musunuz? Hayatınıza. Her şey yolunda mı? Bunları da şey yaparsanız çok sevinirim. Okey. Birazcık Osmanlı'dan bahsedelim. Siz onları yazarken ben o sırada hemen hızlı hızlı bunları anlatacağım çünkü. E, normalde bu Gathering Storm'dan sonra getirdiler. İlk Sivalt'ı çıktığında Osmanlı İmparatorluğu yoktu. E, Süleyman dönüyoruz tabii ki muhteşem yazıl. E, ve bu e, bazı özellikleri var. Normalde oyun içerisinde vali sistemi var birader. Bu da Ryzen Fall paketiyle gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Orada sadece Osmanlı'ya özel bir vali var. Mesela burada onu kullanacağız. Bir tane Grand, Grand büyük vezirimiz var. Yüce vezirimiz var. İbrahim var. İbrahim Paşa. Ondan sonra. E, ve bunun bazı özellikleri var. E, bunlardan bir tanesi e, Yeniçeri yapabiliyoruz. İbrahim Paşa sayesinde. Ondan sonra. Bunun dışında e, Osmanlı'nın en büyük özelliği Great Turkish Bombardment yani Türk bombardıman sistemi. Yani aslında bu büyük Fatih'in toplarını yapıyoruz arkadaşlar. Yani Civilization'daki Osmanlı en büyük özelliği bu. Normalde siege dediği kuşatma silahlarını diğer medeniyetlerden çok daha hızlı geliştiriyor olacağız. Ve bu aslında erken oyunda hani bomba, katapult, mancılık, işte trabüşe gibi şeylerde de avantaj sağlasa da unutmayın ki late game'deki artileri o işte S-400'ler, Patriotlar falan çıktığında gerçekten çok işe yarıyor. Ee, bunun dışında tabii ki ekstra bize savaşma gücü veriyor. Bunun dışında district defense de deyip oyun içerisinde şehrimiz dışında böyle bölgeler kuruyoruz. Küçük e, mahalleler kuruyoruz. Biz eğitim mahallesi. District'i nasıl anlatacağım bilmiyorum yani. Bölgeler diyeyim en azından. Mahalle değil belki daha doğru olacak. E, buralara daha fazla zarar veriyor. E, bunun dışında şehri ele geçirdiğimizde normalde bir şehir nüfusunda azalma olur. Bunu Osmanlı yaşamıyor tabii ki. Ve genel olarak da bizim bulmadığımız ve ele geçirdiğimiz şehirlerde artı bir amenity dediğim mutluluk. Yani halkın eğlence seviyesi. Ve ekstra loyalty bize olan sadakati artıyor beraberinin. Bunun dışında yeniçeri özel yönetimiz e, Commercial District dediğimiz yani bu ticari merkezin e, içerisinde bankayı Osmanlılar Büyük Pazar yani bu bizim bir şey e, ne o e, Mısır Çarşısı. Kapalı Çarşı ile değiştiriyor. Hep normalde Trace District'e onu yapıyorsunuz. Bunun dışında bir de eee Barbary, Corsair, barbarlık yapan e, bir gemi tipimiz var. Bu da e, şey, Piri Reis gibi düşünün arkadaşlar. Ya neydi? Piri değil. Kaptan Deryalar'ın kaptan deryası Barbaros. Evet. Barbaros'un yaptığı satışlar. Buradan gidiyoruz. Okey. Ya <laughs> hiç sorun değil Meryem. Bence halledersin. E, Okey. Lo Baba hoş geldin. Okay. Çok sigara içme Okey. Ben de iradeli ve dirayetli olmaya çalışıyorum. Um, Yusuf süper. Derslerini çalışabiliyorsan harika. Kafanı temiz tut. Aklını pek tut. Böyle devam et yoluna. Ee, bunun dışında sanırım güzel. Güzel bir başlangıç. Güzel, hızlı, tatlış bir başlangıçla yolumuza devam ediyoruz. Okey. Artık başlayalım. Güzel. Evet. Bir önceki videolarımda bahsettiğim ilk şehrimizin nereye... Pa. <laughs> hey. Hey süpersin. Tamam çok teşekkürler. <laughs> Harika çok çok sağ ol desteğin için çok sağ ol. Ay, korktum ya ben uzun zamandır yeni yapmaya çalıştığım diyemişim buna. Mutlu oldum çok sağ ol tamam. Aynen YouTube hazinesine katkı sağ olun. süpersin. Ee... Dezenfekte edeceğiz ama süper harika. Şimdi benim bu taraftan bakmam gerekiyor çünkü şey işte burada. hey <laughs> hey Nidir'in selamlar dostum hoş geldin. Ee, Uzay temalı kutu oyunu nasıl? Güzel. Lova baya güzel gidiyor. İyi. Hatta yanıma aldım. Karantinadan çıkardım. <laughs> Daha ofisimizi kapattığımız yerden çalıştığımız için buraya aldım. Buradan devam ediyoruz. Şimdi şehir kurmadan önce arkadaşlar önceki yayınlarda bahsettiğim videolarda bahsettiğim şeyi size göstermem gerekiyor. Buradaki harita opsiyonlarında arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz Yield Icons diye bir şey var. Bunu açın. Bunu açmadan Civilization oynama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Aynı şekilde bu görmüş olduğunuz yani şu label'lar hariç bunlar doğadaki coğrafyaya isimler veriyor. Yani hani bunların çok ekstra bir katkısı yok bize ama şu yukarıdakilerin her birinin bizim için çok büyük bir amacı olacak. O yüzden bunları açık tutmanızı tavsiye ederim. E, bunu Çünkü bunların üzerine devam ediyor olacağız. <laughs> İsmi değişim kaldı böyle. yapacak bir şey yok. Aynen olur öyle tamam bazen. E, çünkü şundan ötürü bu tayyaların üzerindeki özellikleri bir kere işlediğimizde, yani bir hale getirdiğimizde önümüzdeki 250-500 turn boyunca oradan biz fayda sağlayacağız. Bu yüzden de o tile'ın bize ne katkı sağladığını her zaman hatırlıyor olmamız bizim için önemli. Bir diğer konu, normalde şehir kuracağımız zaman arkadaşlar e, burada bize tavsiye ettiği yerler var. Bu tavsiye ettiği yerlere Laps diye şehir kurmayın. Çünkü bunların bize başka zararları da var arkadaşlar. Bazı tile'lara avantaj olabilir, bazıları dezavantaj olabilir. Ama e, burada birazcık dikkatli seçim yapmamız gerekiyor. Şimdi mesela çok basit bir örnek vereceğim. Bugün hatta özellikle e, Twitter'da e, bir arkadaşımızla şöyle bir tartışma yedik. Campus yani e, bilim merkezi kuruyor. Campus district'i kuruyor. Campus, şey, e, campus merkezini kuruyor. E, ve yanına Oxford Üniversitesi diye insanoğlunun yaptığı bütün o büyük wonderlar, insanlık tarihinin önemli olan binalar var mesela. Bunlardan bir tanesi inşa etmek istiyor. İnşa edemiyor. Neden? Çünkü aslında her binanın bazı özellikleri var. Bu yüzden de buradaki sağdaki soru işaretiyle yukarıdaki birazcık o binaları okumanız gerekiyor. Yani bazı şeyleri yapmadan önce mümkünse olabildiğince Sivlopedia'yı kullanın arkadaşlar. Evet İngilizce istiyor e, ama çok basit bir dille anlatıyor. Çünkü birazcık sembolizasyonu öğrenmeniz yeterli. Örnek veriyorum Oxford'u kurmak isteyen arkadaşımız için. Şuraya hemen açayım. Burada diyor ki burada aslında bu bina bize ne yapıyor bunu söylüyor. Diyor ki %20 bilim veriyor diyor. Şu, bu bulunduğu şehirde. İki tane e, randomlı gelen, random gelen bedava free teknoloji veriyor. Grassland'e veya campus'a yakın planelerin üzerine yerleşmesi lazım diyor. Şimdi neden bunu diyorum? Çünkü mouse'unuzu bir tile'ın üzerine götürdüğünüzde burada burası ee, size en üstünde şey yazıyor. Grassland ne olduğunu. Bu tile'ın üzerine götürdüğümde de hills, plains. Plains dediği düzlük yani ekstra bir şey yok. Grasslands çimenlik alan. Şimdi eğer ben campus district'imi buraya kurarsam burası Oxford Üniversitesi için biçilmez kaftan yer. Ama eğer ki ben mesela e, şöyle bir örnek göstereyim. Bir şeyi buraya kurdum diyelim. Örnek buraların hepsinin dolu olduğunu düşünün. Buraya kampüsü kurdum. Buradaki yata alanının üzerine gene kurabilirim çünkü plains. Ama buradaki tepeliğin üzerine kuramam. Hill tepelerin üzerine kurmuyor. Böyle hemen kısa bir bilgi vereyim. O yüzden de Sivan kubresini kullanmaya çalışın arkadaşlar. O oh, neydi burada kız buradan. Xentius selamlar. 2 AM selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok keyifli güzel bir e, YouTube yayınıyla ilerliyoruz. Ekran siyah değil. Bir refresh at istersen. Yo fazla kaçırmadım. yani genel olarak böyle taylardayım. Daha şehir bile kurmadık. Oyunu nasıl kuruyorum, nasıl açıyorum biraz ondan bahsettim. E, bunun dışında arayüz hakimiyetini isteyen insan insanlar için, arkadaşlar içiniz. Siz insanlar eğer ki arayüzü öğrenmek istiyorsanız Şöyle ki e, kullandığım iki adet mod var arkadaşlar. Bunu da hep soran oluyor. Bunu da hemen açıklığa kavuşturmak istiyorum. E, bir tanesi Free Walls for State States diye geçiyor. E, bunların sonra yazarım ya da özelden ya da Discord'dan bir yerlere ya da yorumuna al, yazarım videonun. E, Ilkki zorluklarda yapay zeka çok kuvvetli olduğu için şehir eyaletlerini hemen ele geçiriyor. Bunu ele geçirmesini engellemek için de e, bedava duvarlarla başlıyoruz. Bu büyük bir avantaj. Bir diğer konu ise e, Concise UI diye bir mod var. Şu görmüş olduğunuz arayüzü değiştiriyor. E, örnek veriyorum. Buradaki Victory Type'ları bana açtırtıyor. Bunları sonra Civilization kendi içerisine de koyuyor. Aşağıda hangi zafer tipinde kaçıncı sırada olduğumu görebiliyorum. Aynı şekilde burada bir panel açıldı. Burada benim tur başına kazandığım altın, getirdiğim bilim hepsini tek yerde görebilmemiz lazım. Normalde bu panel sol üst taraftaydı ama diğer medeniyetlerle karşılaştırma yapabilmek için buraya getirmişler. Bayağı başarılı. Ee, bu tür şeyler önemli. Yani başlangıç aşamasında yani çok ihtiyacınız yok belki ama hani olabildiğince bildiğim her şeyi size böyle hop diye atmaya çalışıyorum. Emirhan selam, hoş geldin. Ee, şey seçim, Pangea. Gene bütün bir dünyanın etrafı tek bir kıta ve küçük küçük adalar. Tek bir kıtada öyle başlıyor olacağım. 5 ee, Yok Yo, yani ben işte dediğim gibi bu iki DLC ile sana idare edebilirsin. Yani oradan yeterli olacağını düşünüyorum en azından. Şimdi ilk şehrimiz nereye kurulma ilgili bir video yapmıştım. Geri ona da bakabilirsiniz ama burada da çok kısa kısaca anlatacağım. Şimdi normalde biz bir şehir kurduğumuzda şehrin üzerine Tayla bazı değişiklikler yapıyor. Şimdi buraya bir şehir kurarsan bana buraya öneriyor. Burada iki tane food, bir adet production var arkadaşlar. Yani food'ları mısırla, productionda da çarkla belirtiyor. Bir tanesi ne kadar yemek toplayacağı o şehrin, bir tanesi ne kadar üretim yapabileceğim İlk şehri kurduğunuzda her zaman tile'ları iki food, bir production'a eşitler. O yüzden bana önerdiği yer şehri buraya kurmam. Ee, ama onun yerine şehri buraya kurarsam bu iki tile, iki food yanına bir production alıp aslında daha işlevsiz olan bir tile'ı daha işlevli bir hale getirmemi sağlayacak. Bu bir tanesi. Bir diğer konu bazı bonus resource'lar var. Bu resource'ları o ilgili teknolojiyi keşfettikten sonra kullanabiliyorsunuz. Ha, <laughs> sorun değil Emirhan. Hiç problem değil. Ben de kaçırabilirim. olabilirim. Chat bazen çok hızlı akabiliyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Kaçırırsam hatırlatmaktan çekinmeyin lütfen. Ee, bonus resource'ların üzerine şehir kurduğunuzda çoğu zaman o resource'u kaybediyorsunuz arkadaşlar. O şehre herhangi bir katkıda bulunmuyor. Ama örnek vereceğim. Erken aşamada şehrinizi bir e, lüks veya bir... E, Bonus resource değil de ne diye geçiyor ona? Stratejik resource'un üzerine kurarsanız o resource'u, o kaynağı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ve erken oyunda size ticaret imkanı sağlıyor. Birazcık bunları düşünerek hareket etmeniz lazım. Bunun üzerine e, devam edebiliriz. Bir e, diğer konumuz ise, şimdi Oxford Üniversitesi örneğini verdim. Ben buraya Campus District'i kurup, buraya da Oxford Üniversitesi'ni kurmak istiyorum diye bir plan yaparsam, oyuna girdiğinizde, Birkaç kere oynadıktan sonra neyin neyle yapıldığı, nasıl yapıldığı anlıyor olacaksınız. Onu rahatlatmak için size bir özellik daha göstereceğim arkadaşlar. O da işaretlemeler. <laughs> Örnek veriyorum. Buradaki yanındaki menüden böyle bir location dalgası var. Bunu kullanıp mesela şu görmüş olduğunuz işaret ben district olarak kullanıyorum. Bu bir district ya da işte şunu kullanıyorum. Buraya yapacağım bir nar. Diyorum ki buraya campus yapacağım. Evet. ne aynen öyle. Aynen her şey planlamak gerekiyor. Hey selamlar Fahriye hoş geldin. Evet yani 20 turn sonra başına gelecekleri planlaman lazım. Maalesef ee, diğer strateji oyunlarının ayıran şey bu. Yani siz o sırada anlık çözüm üretebiliyorsunuz. Altınız varsa asker basabiliyorsunuz. Europa Üniversitesi böyle işte Art of böyle. İyi ekonominiz varsa oyunları kaybetme şansınız yok. Ama bu oyun öyle değil. Bu oyunda gerçekten yapacağınız bir hata oyun kaybettirebiliyor. Burayı ka kampüsü işaretledim. Aynı şekilde buraya diyorum ki bir adet işte Wonder yapacağım. <laughs> Wonder işaretimiz ne olsun? Zaten işaret buraya hazır koymuşlar. Buraya Wonder gelecek. Hatta bu Wonder'ın adını şuradan Oxford Üniversitesi. Bu şekilde işaretleyebiliyorum. Böylelikle oyunda ben ne yapacaktımı hiç unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu bu, bu özelliklerini kullanın. Yani iyi bir sim oyunsu olmak istiyorsanız yılların gözükmesi ve bu map tracking şeyi çok önemli. Yani farkındaysınız arkadaşlar yaklaşık 20 dakika oldu. Daha şehir kurmadık. Yani oyuna başlamadık. Çünkü gerçekten çok önemli bu bilgiler. Bunları böyle kaçırmanızı hiç istemiyorum. E, umuyorum sizler için de ileride diğer e, arkadaşlarınızla multiplayer oynarken özellikle free for all birbirinize karşı oynarken buna dikkat ederek içlerinden geçeceğinize inanıyorum gerçekten. Ufak bir bağlantı problemi yaşıyorum bir yandan. E, umuyorum çözülecek arkadaşlar. Arada böyle bağlantı problem oluyor. <laughs> Tunaycığım evet yeni başladım. Hoş geldin. E, birazcık kolayda oynuyoruz. Çok zorda oynamıyorum şu an. Olabildiğince kolayda oynayıp böyle basit kısımlarını anlatıyorum bu oyunun. Ee, i̇lk turn şehir kurup kurmam arasındaki gidip gelmenizde ikinci önemli dikkat etmeniz gereken şey gene bu sol taraftaki lensleri kullanıp setleri seçmeniz arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta size burada temiz su kaynağına yakın ee, <laughs> sahil şeridinde suya erişim yok ve şehir kuramayacağım bir teran ya da başka bir şehre çok yakın diye uyarılar veriyor. <laughs> Bunun gibi e, şeye dikkat etmeniz lazım. Çünkü e, şehirler bir tile etrafında ikinci tile ve üçüncü tile olarak büyüyor. O yüzden bir sonraki şehrinizi diğer şehirden dört tile uzağa kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Minimum dört tile boşluk olmak zorunda aralarında. E, bu yüzden de bu sistemi her zaman kullanın. Temiz su kaynağının yanında olmak büyümek için en çok ihtiyacınız olan şey. Yani gerçekten temiz su kaynağının yanında şehir kuramıyorsanız çok hızlı bir şekilde e, taş işçiliğini öğrenip oradan akuadaktı, pardon mühendisliği öğrenip oradan ki su kemerleriyle şehrinize dağlardan su getirmeniz lazım. Yoksa nüfusunuz hızlı büyümüyor. Eğer nüfusunuz yoksa çok da bir şansınız yok ilerleyen şeyler. Okey ilk şehrimizi nereye koyalım? Ufak bir analiz yapalım şimdi. şimdi kampüsü ben aslında buraya kurmak istiyorum. Kampüsü buraya kurmak istiyorum ama ee... burada sel tehlikesi var yani bu 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 tayyalar ben baraj yapana kadar arada afet olarak seller olacak birazcık tehlikeli bu tarafa doğru gidersem de aslında bunların hepsi plains ee, kampı buraya dağların arasına yerleştirmek aslında aslında çok mantıklı <laughs> gerçekten böyle bir şey sanırım yapacağım bu tarafa doğru değil ee, yaptığınız merkezlerin bilim merkezi olabilir, din merkezi olabilir, bir sürü farklı merkez var. Bunların adjacency dedikleri yan yana gelme bonusları var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Bence bu nokta bayağı kritik. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar içeride çamaşır makinesi kendinden geçip böyle yerinden fırlamaya kalktığı için böyle bir ufak hızlıca bir şekilde gitmem gerekti. Okey, Campus listekten bahsediyorum sen. Şimdi Campus. Şöyle. Ee, şunu göstermem gerekiyor arkadaşlar. Bu tür yapacağınız binaları Sivilopedia'da bakın. Şimdi burada çok büyük bayağı bir şeyden bahsediyor. Ee, Mesela örnek veriyorum. Campus aslında Sewon diye geçiyor. Se Seo-1 Kore olduğundaki ismi. Ama normalde Campus District olarak geçer. Şimdi Adjacency Bonus bu tile'ın yan yana geldiği yerlerden alacakları. Şimdi her bir dağ noktasının yanına geldiğinde artı bir bilim alacak diyor. Bu Tundra'da böyle vesaire de böyle. Aynı şekilde yanında iki tane daha District olursa onlardan da artı bilim alacak demek. Şimdi şöyle düşün, kampüsü koyduğunuz andan itibaren bir bilim getirilmesi var. biri de dört bilim getirilmesi var. 250 tur sonunda bir bilim 250 bilim olabiliyor sadece. Ama eğer 4 bilim getiriyor olsaydı 250 tur sonunda size 1000 bilim getiriyor olacaktı. 1000 bilim puanı. Bu da sizin diğer medeniyetlerin karşısında yaklaşık herhalde 5-6 teknoloji fazla keşfetmenizi sağlayan bir fark olabilir. Hey hey selamlar Uğur, hoş geldin. Yani Türkçe dil desteği birazcık sıkıntılı tabii ki. Ondan sonra ama ee... Ya ben İngilizce öğrenmenizi de sıkıyorum. Mesela Baldur's Gate için, yakında başlayacağım seri için. Türkçe yama buldum. Çünkü biraz böyle e, fantastik bir evrende geçiyor. Her şeyi belki anlık çevirde yanlış bir şey yapabilirim diye öyle bir karar aldım. Ama Civ'de, bana İngilizce öğreten oyun budur. Öyle söyleyeyim. Yani Civ birden beri oynuyorum. Civilization birden beri. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Sözlük, sözlük kullanın abi yani hakikaten önemli. Ya vardır da ben, benim şu saatten sonra bu oyunu Türkçe oynama ihtimalim yok. Yani bana orada bir şey dağ diyecek ben anlamayacağım onu. Çünkü o benim için mountain. Yani hani böyle. Tabii tabii bu eğitim sistemi ya. Yani sivden bir kere giriyorsun insanlık tarihini bitiriyorsun zaten. Oradan geçiyorsun içinden yani. Tarihte sıçma ihtimali yok. Bayağı iyi yani. Tamamdır Uğur'cum tamamdır. Kendine çok iyi bak. Ee, bu yan yana gelme şeyleri çok önemli. Bunun dışında Citizen Yield diye bir konu var. Şehir kurduğumuzda böyle kafalar çıkıyor şehrin içine girdiğinizde. Eğer bu campus disiklinin üzerine bir kafa koyarsanız oradan da artı iki bilim demek. Şimdi Art iki tane dağdan aldı. İki tane üzerine aldı 4. Yanına koyduğum diğer iki distrikten aldı altı. Bir şehirde 6. 250 turn'de ne etti size? Çok bin. 1500 falan etti değil mi? Aynen. Ee, bunun gibi üç tane şehir yaptığınızda 4500 ekstra birim kastınız 250 tur boyunca. O yüzden bunu biraz düşünerek hareket etmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Bu yani basit gibi duruyor. Ee, ama düşünmediğinizde ileriki zorluk seviyelerinde size oyun kaybettirecek bir şeydir. Okey. Ee, ben şahsen bir şeye daha bakacağım. Bir şey daha göstereceğim. Turizm şu an hiç yok. Settler. Bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, şu mouse'u üzerinize götürdüğünüzde bazı bilgiler var. Bunu da hemen hızlıca söyleyip ondan sonra başlıyorum oyun artık. Mesela şu an üzerine bulunduğum tile tepe yanında hills yazıyor parantez içinde. Grassland. Çimenlik tepe. Altında Murat nehri varmış. Murat River yazıyor. <laughs> Çok iyi. Ee, hareket kostu 2. Normalde bu tarz düz tile'larda iki hareket edebilirken tepelik ormanlık gibi tile'ların üzerinde iki yani sadece bir tur hareket edebiliyoruz. Okçunuzu düşünün. Normalde bir adım atıp ok atabilecekken düzlükte tepelik yerde yani tepeye tırmandıktan sonra saldırı yapamıyor. Bunlara her zaman dikkat edin arkadaşlar. Bir diğer konuda defense modifier. Tepelik size artı 3 savunma veriyor. Artı 3 sizin askeriniz daha kuvvetli. Aynısını orman da veriyor. Hem orman hem tepelik olduğunu gördüğünüz gibi Defense modifieri 6. Yani bu tayanın üzerindeki bir askeriniz kendisiyle eş güçlü bir askere karşı her zaman daha avantajlı olacaktır. O yüzden lapsya saldırmayın. Gerçekten böyle bodoslama girmemeniz gerekiyor. Çünkü bir asker kaybettiğinizde o askeri 10 turda yaptıysanız 10 tur kaybettiniz. Bunu bu şekilde matematiğini yapmanız lazım. Ee, sanırım bu. Civilization modern bir satranç arkadaşlar. Neyse artık hızlıca başlıyorum. Ee, ben kampüsü aşağı yapacaktım. Bundan vazgeçtim. Kampüsü buraya yapmaya karar verdim. Bu yüzden de ilk hamlemi aşağıya geliyorum. Bu arada yeni bir kıta keşfettiğim için bana... Ee... Evet, yeni bir kıta keşfettiğim için ekstra bir şeyler verdi. Ne verdi bilmiyorum arada arka tarafta. Ha, Civic Boost'ladım. Okey, onlara geleceğim. Okey. Sanırım buraya yerleşebilirim artık. Şimdi olabildiğince İlk saykılın ve ikinci saykılın içerisinde ormanlık alanlarınızı elinizde bulundurun arkadaşlar. Çünkü ileride bu ormanları keserek, evet istemesem de, keserek üretimimizi inanılmaz hızlandırıyor olacağız. Haydi bakalım. Şimdi buranın yield'ı neydi? İki tane food vardı ve hiçbir, production yoktu. Arka altındaki bonus production'ı ekledi. 3 food, bir production veren bir şehre dönüştü burası. Bayağı başarılı. Güzel, güzel bir giriş. İstanbul'u kurduk arkadaşlar. İstanbul'u yerleştirdik. Haydi bakalım. E, şehrin nereye kuracağınızı bilemediğinizde ve eee <laughs> salonağa Aynen öyle <laughs> Selamlar. Hoş geldin. Mağdur Milbon geldi. Oxford yapın. <laughs> Bu arada anlattım biliyor musun? Yaklaşık 10 dakika önce Oxford'u neden yapamadığını anlattım. E, sonra bir geri dönüp bakabilirsin. Sultan 4. Tuna. <laughs> Çok iyiymiş. Bravo Tunay. Harika. Diyalog. Selamlar. Yusuf hoş geldin. Ee, şimdi. Aslında bununla ilgili ayrı video çekecektim ama buradan hazır vakti gelmişken başlayayım. Oyunu başladıktan sonra ilk 10 turunuz çok önemli. Şu an bulunduğum yerde 2.6 bilim üretiyorum bir turda. Ee, 1.3 kültür puanı üretiyorum. Herhangi bir dini inanç puanı biriktirmiyorum. 5.2 altın biriktiriyorum her tur gelecek. Bunun dışında hiçbir şeyim yok. Şimdi stratejik resource'ları ele geçirmeye erken başlamam lazım. Nedir? Bunlardan bir tanesi burada. Bunu almam gerekiyor. Bunun sebebi bu lüks resource olduğu için bir benim halkıma mutluluk veriyor. İkincisi bunu trade edebiliyorum. Oyunun başından itibaren ne kadar çok altın toplayabilirseniz size kültür zaferiyle yenmek üzere olan bir adamın elinden o ürettikleri sanat eserlerini alıp onun önüne geçebilirsiniz. Aynı şekilde savaştayken askeriniz kalmadığında aynı anda çok paranız varsa 3 tane şehrinizden askerlerinizi basıp en azından savunma attığınızı bir tık daha kuvvetlendirebilirsiniz. Bunun dışında hızlı bina yapabilirsiniz. Yeni bir şehir kurdunuz ve hızlı geliştirmek istiyorsunuz. Binaları hızlı inşaat etmenizi sağlıyor. Bu yüzden oyunun altın kuralı ekonomi. Yani siz bilime hemen yönelmeden önce sağlam ekonomi, sağlam mühendislik yani sağlam üretim ve onun üzerine bilimi koyduğunuz anda bu oyunu kaybetme şansınız olacak. Ve bir de şöyle bir hikayesi var. Kartopu etkisi. Yani sizin aslında oyunun başındaki 3 puanınız 5 şehriniz olduğunda 15 puan oluyor. 10 şehriniz olduğunda 30 puan oluyor. Ve bunu bu yakınlıklara, bu ince detaylara dikkat ettiğinizde biliminize tur başına 6 artı 300 500 tur başına bilim üretebiliyor oluyorsunuz. Ben 1500 yıllı ili yıllarda büyük dev robotla medeniyetleri fethettiğimi hatırlıyorum en azından bu oyunda. Ee, Merlin evet bu oyunu birazcık oynadıkça öğreneceksin ama bir önceki yayınımı ve bu yayın serisinin devam ettiğinde bence çok temelini almış olacaksın. Ondan sonrası birazcık deneme yanılma. Eminim onu söyleyebilirim. Ee, süper. Okey. Sultan dördüncü tuna. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> çok iyi ya tuna. Güldürdün beni. <laughs> Okey. Ee, oyunun başında olabildiğince hızlı etrafa yayılmanız lazım. Askerlerinizi yollayıp çünkü rakipleriniz nerede? Bu çok önemli. Rakiplerinizi bulamazsınız. Onlara karşı bir strateji geliştirme şansınız yok. Bir diğer konu city state dediğimiz yani bu şehir devletler. Yani derebeylikler. Bu derebeyliklerle erken buluştuğunuzda size tanışma bonusu veriyor. Eğer ilk siz onlarla görüşürseniz size artı bilim, artı kültür, altı, artı altın, artı inanç puanı her şeyin artısını veriyor. Ve onlarla ilişkilerinizde de geri geldiğinde onların ordularını para verip kiralayıp başkalarına saldırabiliyorsunuz. Geri geldiğinde daha fazla bilim yapmanızı ve bir teknolojileri varsa ya da bir resource'ları kaynakları varsa sizinle ticaret yapmasını da sağlıyor beraberinde. Of çok hızlı bir şekilde böyle çıkartmaya çalışıyorum. Yavaşla dersiniz yavaşlayacağım arkadaşlar. E, Funda Sever selamlar hoş geldin. E, tamamen yıllarla alakalı. Ama ki örnek vereceğim. Demin şurada bir şey örneği vardı. Burada civa var. Eğer bu civa bu tayalın üzerine olsaydı gelip civanın üzerine kurardım. Erken oyunda bu tarz bir resource almayı isterim. Ama şehir planlamasını yapmadan çok da bir anlamı yok. Yani mesela benim için burası veya hatta burası bir campus district olacak. Çünkü her eş dağdan artı bir birim alıyor olacak gibi böyle planlar yapıyorum. Bunları da harita üzerine işaretlemek lazım. Çok yalnız oyman yani yapacak bir şey umur, Umuyorum olur. E, funda şundan ötürü bir de yıldan önemli. Şu an burası 3 tane food getiriyor. Ve 250 tur boyunca burası 3 food getirmeye devam edecek. Buradan 750 food çıkacak. Yani bu şehrin nüfusu 7 tur sonra bir büyüyor. Ya yani burada küçük bir şekilde anlatıyordu yani. E, nüfus çok önemli. Yanınızda başka bir medeniyet olduğunda eğer nüfusunuz azsa o böyle yavaş yavaş kültürün sizin üzerinden geliyor. Kılıcımı çekeyim. Kılıcımızı çekelim. Evet, bir arkadaşımız daha aramıza hoş geldin. Hey, harikasınız. Bir haftadır arada oynuyorum. Çok karışık. Ee, kolay seviyelerde bile iniyorlar. Ya işte bu birazcık acele eden, yani böyle biraz random basmaktan. Hem bu videonun başı hem de daha önceki çektiğim serinin başına birazcık bakabilirsin. Aslında çok basit bir şekilde özetledim orada. Aa, süper. Okey bunları hallettik. İlk şehrimizi kurduk. Sonra bize hemen bir teknoloji seçtiriyor. Şimdi misyonumuz çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi Domination Victory'e geçeceğim. Yani benim amacım bu oyunda bütün rakiplerimin başkentini ele geçirmek. Başkenti ele geçirmek için 3 tane temel şeye ihtiyacım var. Askeri güç. Bu askeri gücü karşılayabilecek bir ekonomi. Ve bunu üretebilecek iş gücü. Ve aynı zamanda dördüncüyü de araya koyayım. Eğer ki rakiplerimden daha geri bir teknolojideysem işler birazcık zorlaşabilir. Bu yüzden de planımızı düzgün yapacağız. Şimdi, ilk başlangıçta 3 tane şeyimiz var. Çanak çömlek, hayvan evcilleştirme ve madencilik. Umutcan, çok teşekkürler. Hoş geldin takipçin. Süpersiniz arkadaşlar. Ee, bunları içerisinden, şimdi askeri ve bilmem ne ayrımını birazcık bu içerisindekileri görerek bakmanız gerekiyor. Gerçekten, ee, şeyler önemli. E, nasıl anlatayım? Gideceğiniz yol önemli. Şimdi mesela okçuluğu ayırmış. Yani hayvan evcilleştirmeden sonra okçuluğu koymuş. Ben biraz olabildiğince bunları Türkçe'ye çevirip söyleyeceğim size arkadaşlar. umuyorum da aklınızda o şekilde kalır. En azından hem bu dil problemine de yardımcı olmuş olurum. Özellikle hani zor gelen arkadaşlar için. Burada şöyle bir özellik var. Şimdi bu görmüş olduğunuz yıldızlar bu teknolojinin size verdiği zeminle ilgili yapabileceğiniz değişiklikler arkadaşlar. Yani bunların her biri sizin o tayyalar üzerindeki yapabileceğiniz değişiklikleri belirtiyor. Şu görmüş olduklarınız e, Builder'ın yapabildiği Küçük O tayaların üzerine yapabildiği Improvement'ları geliştirmeleri gösteriyor Bu Hangi kaynağı getirdiğini Yey süper Çump selamlar Krallığa hoş geldin Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Potter'de yapabildiğim binalar şehre e, Wonder'lar yani bu harikalar gibi. Bunların hepsi aslında burada farklı ikonlar olarak gösteriliyor. Evet aynen yani oynayan arkadaşlar için geçen hafta indirimdeydi. Öyle evet, tatsız oldu ya. Yani onu ben şeyde yazdım özellikle Discord grubumuza paylaşmıştım ama e, sağlık olsun. Yani umuyorum bahar indirimlerine tekrar girecektir. Okey. Ben madenle başlıyorum. Bunun sebebi ormanları kesme özelliğini getiriyor arkadaşlar. Yani bu şey çok önemli. Şundan ötürü Şuraya girip göstereceğim. Bu orman içerisindeki bu production miktarı kadar bir yield bonusu var. Yani ben örnek veriyorum. Şehir binamın içerisinde bir asker yapacağım. Mesela örnek veriyorum. E, okçu yapacağım. E, daha sapancı yapacağım. Slinger. 7 turda yapıyor. Eğer buradaki tile'ı kesersen bunu bir turda yapar. Ama doğayı da bozuyoruz beraberinde. O yüzden bu tile'ları şehir e, nüfusu nüfus, yani yeni şeyler kurmak için veya bir wonder yapıyorsanız, bir harika, do, dünya harikası yapıyorsanız onları hızlandırmak için kullanabilirsiniz her zaman. Video YouTube'a geçelim. Mildborn... Aynen biz şu an YouTube'da da yayındayız bu arada. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada olmayan arkadaşlar için. Ee, hem Twitch'te hem YouTube'da aynı anda yayındayım. Ee, ufak bir bağlantı problemi var. Arada böyle bozulma yapıyorsa gerçekten özür dilerim. Ee, sebebini bilmiyorum. Böyle bir... %10'a yakın bir frame kaybı yaşıyorum şu an. Bilemedim sebebini. Bilmiyorum şu an. Aynen evet, YouTube'da bayağı güzel bir topluluğumuz var. Kalabalığız ondan sonra. Eee... Okey. İlk önce bir adet slinger yapıyorum. Şimdi askeri gücünüzü erken oyunda birazcık elinizde tutmanız önemli. Özellikle ileriki zorluk, zorluk seviyelerinde. Ee, barbarlar ve diğer medeniyetler, özellikle savaşçı medeniyetler size problem çıkaracak. Şimdi benim normal stratejimde scout yapmak var. Recon unit bu. Yani aslında explore etmek için kullanıyoruz. Yani olabildiğince hızlı diğer derebeylikleri, diğer şehirleri, medeniyetleri bulmak için harcıyorum. Ama ee, bir satış değişikliğine gittim. Erken oyunda Askeri güce gitmeye başlıyorum bu arada. Bunu deniyorum şu an. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ah çok iyi. Süper neydi. Çok sevindim. Harika harika. Yani böyle bir problem olacak diye bayağı bir şey yapıyordum ben de tırsıyordum. Explore etmeniz çok önemli dediğim gibi. Böyle yayıla yayıla gideceğiz. Okey ilk turumuz bitti. Sonunda yaklaşık 37 dakika sonra <laughs> ilk turumuzu bitiriyoruz. Harika. Next. Okey. Şimdi hemen hızlı hızlı birazcık parkurlarımızı hızlandıralım. Gördüğünüz gibi düzlük alanlarda iki. nehir geçerken bir hareket ediyor arkadaşımız. Bu momentlere her zaman dikkat edin. Ya buna dikkat etmezseniz arkadaşlar boy inanılmaz gerçekten sizin için külfete dönüşebilir. <laughs> Sultan Tuna ile Fetih yolculuğuna hoş geldiniz. <laughs> Bu Pancaya denen dünyayı ele geçireceğim. <laughs> Harika. Okey. Burada taşlar var. Çok iyi. Taşlar demek taşları kesip alacağız demek oralardan. Ve üretime katkı sağlayacak demekler. Yeni gelen arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun takipler için. iki ee, i̇yi ki varsınız. Sizlerle birlikte böyle keyifli yayın yapmayı bayağı olmuştu. Ee, kısa bir şey yapayım özet geçeyim. Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Bir kutu oyunu tasarladık ve bu kutu oyununu yakın zamanda piyasaya çıkaracağız. bunun ee, bunun mücadelesini veriyorduk aslında. O yüzden gecelere kadar ofisteydim ve gelip yayın açamıyordum. Şimdi bu birazcık karantina koşulları ne kadar tatsız olsa da e, fırsat bilip sizlerle birlikte burada daha fazla olmaya çalışıyorum. Umuyorum keyifli geçer. Hepiniz aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Okey. Üçüncü tura gelmişiz. İnanılmaz hızlı hızlı ilerliyoruz. Denizi bulduk. Şimdi lüks kaynaklarını işaretlemek önemli arkadaşlar. Burada bir balina var. Yani bu balinayı her türlü almam gerekiyor. Çünkü mutluluk demek. Ve aynı zamanda ticaretini yapabileceğim ve bana ekstra altın kaynağı demek. Burada civa var. Ee, burada rice. Buna genelde e, food için güzel. Yani şu görmüş olduğunuz iki tile yemek için güzel. Ee, başka nelerden bahsedebilirim? Şöyle Yusuf, buralara doğru şehirlerimizi buraya doğru kuracağız. Mesela bu şehir burada, bir sonraki şehrimiz buraya yerleşecek. Ondan sonraki şehrimiz şuraya doğru yerleşecek. Böylelikle bu üç şehir buradaki bütün kaynakların hepsini birbirine kullanıyor ve topraklarımıza katıyor olacağız. Hunz'cum selamlar, hoş geldin. Okey süper. Üçüncü turn'ün da sonuna geldik. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa ne olur arkadaşlar hiç çekinmeden lap 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 yazın çünkü bu oyunu size sevdirmeyi çok istiyorum. çok büyük bir ligi var. Yaklaşık 13 bin kişilik bir Discord grubu olan Civ Players League diye bir lig var. Civ oyuncularının ligi. birazcık böyle eski tempomda tekrar oynamaya başladım. Bu lige katılıp globalde aslında çatışmak ve bu çatışmaları, bu savaşları size yayınlamak istiyorum. Umuyorum fırsatım olur tabii ki. ama göreceğiz. Şimdi exploration önemli dedik. Burada kuzey... Okey. Şimdi oyundaki çıkarımlardan bahsedeyim Arkadaşlar. Buradaki burayı görmemiştim. Dikkat etmemiştim buraya. Buzluk alan. Demek ki ben oyunun yukarısında yani dünyanın kuzeyinde bir yerdeyim. Bu ne demek oluyor? Yukarı tarafında bir düşman olma şansı az. Demek ki bunlar aşağıya doğrular. O yüzden de exploration'ımı aşağıya doğru döndüreceğim. Zaman kazanmak için. Bu tür şeyler ince ama önemli detaylar olduğunu söyleyebilirim. Hoho <laughs> ho eyvallah çok sağ ol. Hunsun hiç problem değil ya. Ben takip ediyorum senin değişen hesaplarını. <laughs> Geliyor böyle, yanında çıkıyor böyle. Hunus hesap değiştirdi falan. <laughs> hiç problem değil, hiç problem değil. Ben de buralarda değilim. Okey, dediğim gibi yani normalde yukarıya gidip benim için avantaj sağlayabilecek bir şey bulabilirim. Ama başka bir şey var mı? Şöyle tayalları da böyle inceliyorum. Aralarından belki bir şey görürüm diye, kaçırmayayım diye ama sanırım yok. Okey, aşağıya doğru geri döneceğim. Çünkü burada bir tane daha çıkacak slingerımız. Onu da birlikte kullanacağız. Eee elimizde hiç eski şey var mı? Beş yılın yüzüncü robotta Sanırım çok yok ama eee bu yayının devamında yani devam yayınlarında robotlarımız olacak. Okey. Haritanın bu tarafı boş ve baya tepelik ve kaynağı olan yerler var. Yani burada güzel şehir kurulabilecek alanlar gerçekten var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kesinlikle burası ya. Bu tepenin üzerine... Burayı ben işaretleyeceğim. Buraya... Buraya bir şehir gelecek. Buraya bir şehir kuracağım. Ee, bu tepeleri kullanırım. Buradaki food'u kullanmak için gerek var mı? Bizim şuna elde etmemiz gerekiyor. Bunlar çok uzak olacaklar öbür türlü. Ee, burası güzel lokasyonmuş aslında şehir için. Ya denizde bir gücüm olsun istiyorum ya. En azından bir şeyimiz olsun. Şimdilik buraya da bir şey kuracakmışım gibi işaretliyorum. Ya bunlar en aklımda olsun ya. Unutmamak için yapıyorum bunları. Bunlar bayağı önemli. Serkan selamlar hoş geldin. Um, Okey. Şimdi nüfusum arttı. Nüfusum arttığı için 2.6 olan bilimim 3.1'e yükseldi. Her nüfus size aslında şehrin içerisine girdiğinizde şurada Citizen Management diye bir tatlış butonumuz var. Bu şu an benim o iki nüfusumun nerelerde çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Bir tanesi burada, bir tanesi burada takılıyor. Buradan ekstra production, buradan ekstra food alıyorum. Ee, ama benim ihtiyacım olan şey belki şu an ekstra üretim değil, işte bu şehrin nüfusunun daha erken artması. Bu yüzden de bunları kitleyip, salıp hareket edebiliyorum. Şimdi buradan ekstra food almaya çalışıyorum. Mesela şu an... 11 tane indi. 11 tane bir e, nüfus daha artacağım. Lüks kaynağı tam üzerine kurma ile yanı kurma arasında fark var mı? Yusuf evet var. Oyunun erken oyunda üzerine kurarsan o senin olur. Ama örnek veriyorum. Şu an görmüşsün cıva gibi bu büyük tahillerde bunun üzerine maden kurduğunda bu sana hem food hem production hem altın getiriyor olacak. Bunlardan fedakarlık etmiş oluyorsun yani. Bu tile'ı improve etmek çoğu zaman daha iyi. Yani Hepsinin üzerine bam bam şehir kurmaya çalışmayın. O tayları improve edip şehrinizi de değerlendirmeye çalışın diyebilirim. Bu baya önemli. Baya kritik hatta. Okey. Ee... Gerçi şunu tekrar şuraya alalım. Production önemli. Şehirden adam çıkarmam gerekiyor. Hızlıca bir adet monument yapacağım. Monument yapmamız sebebi Arkadaşlar oyunda bilim dışında sizin kültürel puanınızla gelişen bir e, teknoloji ağacı daha var. Teknoloji yönetim ağacı. Bu da Civic Street'e Street geçiyor. Şu an Code of Laws, kanunları buluyoruz. Burada görmüş olduğunuz küçük kartlar yarın, öbür gün yani biz daha doğrusu yani oyun ilerleyen saplarında bir yönetim se şekli seçtiğimde nasıl yönetileceğimin kanunlarını, kartlarını yerleştiriyor olacağım. O yüzden buradan bir rota çizmeniz çok önemli. Benim şahsen İlk yapmaya çalıştığım şey ee, şu görmüş olduğunuz şu dörtlü bloğu yapmak. Çünkü buradan iki adet governor tile alıyorum. Bu da Magnus dediğimiz valiyi alıp onun ilk iki özelliğini açmama yetiyor. Ve şehir pompalamaya başlıyorum. Ondan sonra deli gibi şehir basıyorum. Sonra political filozofiye ulaşmaya çalışıyorum. Eğer ki kültür zaferi vesaire gibi bir şey gideceksen aşağıya doğru ilerleyip sonra political filozofiye alabilirsiniz. Buradan da en önemli ulaşmanız gereken yerden bir tanesi feodalizm kartı arkadaşlar. Çünkü burada çok önemli bir tile improvement var. 3 tane tile yan yana geldiğinde eğer hepsinde tarla varsa 2'ye katlıyor. Yani siz normalde 4 food, 4 food, 4 food olan şey bir anda 8, 8, 8 foodluk böyle inanılmaz büyük food tile'lara dönüşüyor ve o şehrin nüfusu bir anda patlamaya arkadaşlar. Yemek varsa, temiz su varsa nüfus artar. Bunun sistemi bu. Lale Burdur, Murat River mı? İsimler. Evet, aynen onlar da var ya. Dur, hatta dur, açık kapatmışım galiba onları diyeceğim ama görün ha yazıyormuş. Aynen. Onlar da seçim medeniyete göre ee, seçtiğim oyun kazanma şekli Huns e, Domination Victory. Ele geçeceğim. içinden geçeceğim herkesin. Planım bu yönde. O yüzden bu monumentu da yapmamın sebebi şu görmüş olduğunuz e, kodlara buna kültür puanıyla gelişen bir yapı. O yüzden bana ekstra bir şey Kültür puanı getirsin ve bunu erken oyunda elde edeyim. 200 torun boyunca artı 200 kültür puanı bana getirmiş olsun gibi bir matematik yapıyorum. Ee, en zorlardan biri gerçekten e, kültür victorisi. E, ama yapacağız. Onu da yapacağız. Bir sonraki yayınımızda belki kültürle oynarız. Hey hey padişahım. <laughs> Sultan 4. tunayım ben. <laughs> Hoş geldin arşifel. Atakan. Bu arada arkadaşlar Türkiye'de Civilization'ı benimle birlikte Deity'de de oynadığını öğrendiğime çok sevindiğim arşifel aramızda kendisi de çok iyi bir Sivaltı oyuncusudur ve birbirimizi gece uykumuzda uyandırıp abi böyle bir zafer aldım falan diye bir aramışlığımız vardır. O yüzden sormak için bir şey varsa Arşipay'da sorabilirsiniz Twitch'te şu an kendisi. Manisa'yı kurarsan şehzade olur. <laughs> Süper harika. <laughs> Okey yavaş yavaş. Yani Baya güzel topraklar ya. Bak burada kim var arkadaşlar? Ağrı Dağı. <laughs> Süper. <laughs> Ağrı Dağı. Buraya, buraya, da, buraya da bir şehir gelecek. Güzel. Şu lokalizasyonuna bayılıyorum oyunum ya. En azından yumuşak koymayı biliyorlar arkadaşlar. Çok iyi yani. Aha. Ç çikolata, çikolata tepelerini bulduk arkadaşlar. Şimdi bir insanlığın yap, insanların yaptığı harikalar var. Bir de doğa harikaları var. Bu doğa harikalarından bir tanesi. Doğa harikaları kendi üzerindeki tile'ları ve çevre tile'larını etki ediyor arkadaşlar. Ve siz bu doğa harikasını kendi alanınızın içerisine soktuysanız işte kültür zaferi almanın koşulu buralardan geçiyor. Yani ağzımla oynuyorum gibi bir şey oldu valla. Şöyle göstereceğim. Setleri Hop setleri bunu. Appeal. Şuradaki soltaki lanserden Appeal'a geldiğinizde yeşil olan yerler yani koyulaştıkça breathtaking diyor. Yani nefes kesen bir yer burası. Yani siz burada bir şehriniz varsa bu şehrin turizm inputu çok fazla olacak ve buraya çok fazla turist geliyor olacak demek. O yüzden bu tarz bölgelere kendi şehrinize yerleştirmeniz gerekiyor. Adaniye. Yani. yer. <laughs> Aynen Sid oyun oynay. Oğlum adam yazarken öldü falan diyeceğim yani böyle. Hey, hoş geldin. hoş <laughs> geldin. Aynen ama çok seviyorum abi. Yani dünyanın en iyi oyunu abi Siv. Gerçekten. Diablo 1, Siv 2. Benim bunlar böyle vazgeçilmezlerim. Kırmızı çizgimdir arkadaşlar. Sivime diye abluma laf ettirmem. <laughs> bunu buradan ilan ediyorum bunu. <laughs> Güzel exploration'a devam. Sen de buraya doğru git. Ha, bir de demin ee, şimdi Wonder'ları bulduk. Burada yan taraftakiler aslında o sırada olan olayları gösteriyor. Bunlara bastığınızda olayın merkezine götürür size. Burada Happy Hoodie hatlar bulduk arkadaşlar. Bunlar ilkel yerleşim yerleri. Bunlar ilk insanlar. Bunların kabilelerini kendimize alıyoruz. Bunlar diyor ki sana harita verdim, sana para verdim, sana bir teknoloji verdim, sana istiyorsan bunu da verdim diye bir sürü şeyi bizimle paylaşıyorlar. O yüzden erken exploration amacı bunları olabildiğince hızlı ulaşmak. Şehir nüfusunuz artabilir, ekstra asker verebilir, size relik verebilir, turizm, erken turizm ve din bonusu için inanılmaz önemli. Size worker verebilir, tile improvement'larınızı, o tile'ları geliştirebilmenizi sağlamak için. O yüzden bunlara böyle ulaşmanız gerekiyor. Diablo hiç kırmızı çizgim değil, no. Diablo 2 turuncu çizgim. Seri de çok güzel gidiyor ha. Tabi tabi onu şey yaparız eee Atakan ayarlarız. Hatta sen gel bir gün şey yapalım Siv konuşmaları yani. Siv'de ne yaptım ne olduculuk. Böyle güzel günler yapabiliriz sende, yani. okey. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar, ilk başta harita bu kadar gözüküyordu. Biz ilerledikçe harita artık bizim için daha erişilemez bir yer oldu. O yüzden de olabildiğince büyük resme bakmaya çalışın. Ve büyük oyunu bozdun arkadaşlar. Gerçekten bu önemli. E, Funda Selam. tekrar. E, yeni gelen Red Dead'i bir kere oynadım. E, i̇kinci oldum galiba yanlış hatırlamıyorsam. Enteresan bir konsept olmuş. Çok güzel. Bence ona da ayrıca bir şey yaparız. Eee şans veririz. Onun için de ayrı bir yayın yaparız. Güzel de olacağına inanıyorum en azından. Yani şey yapabiliriz. Multiplayer birlikte oynarız belki. O daha güzel olur. Aynen. Aynen. İzo izolasyonlarımızdan <laughs> çıkalım Atakan'cığım aynı şekilde. Okey. Buradan devam. Monument'umu yapıyorum. Erken monument iyidir arkadaşlar. Ben seviyorum. Ya bir de şu an aşırı zorlukta oynamadığım için şu başlangıç hareketler güzel. Ne edimse artı bir population. 2 olan nüfusumuz 3 oldu. Bu çok önemli. Yani şu an benim etrafa yaptığım baskı artmaya başlıyor arkadaşlar. Yakınımda başka bir düşman şehri olsa ve nüfusu bir olsa benim kültürüm ona böyle baskı yapmaya başlıyor. Buna biz culture pressure diyoruz. Loyalty'leri azaltıyor, sadakatleri azalıyor. Bir süre sonra isyan çıkıyor. İsyandan sonra hop sizin topraklarınızı katılıyor bir anda. Bayağı iyi yani. Çok çok güzel yani. Okey. Buradan devam. Evet. madencilik keşfettik bir yandan. Aşağıya doğru ilerlemeye devam. Böyle. Bu dağlık alanlar çok iyi. Yani bur, burası gerçekten şurada bir lokasyon. Yine bir şehir için baya güzel bir lokasyon ya. Hatta şuraya kurarsam. Hemen kontrol edelim. Size de hemen bunun şeyini yapacağım. Bak burada temiz su kaynağı yok. Suyun başladığı yere vermiyor. Bu oyunda böyle bir olay var. Buralarda temiz su kaynağı var. Mesela buna o yüzden dikkat etmek lazım. Siviyeti bence bir iki yıla çıkar. Siv verdiğiniz paraya bu kadar değen başka bir oyun olmadığını kanıtıdır ya. Yani ben şu an kaç yüz, 500 saat oynadıysam bu kat ne, defalarca çıkardım yani. Gerçekten her seferinde farklı bir macera. Böyle güzel gidiyor. Okey. ikinci teknolojimiz ne olacak? Şimdi ee, bir yandan aslında nüfusumu da erken arttırmak istiyorum. Ama bir yandan da biraz böyle militer yapıda gideceğim için Buraya doğru ilerlemek istiyorum ama bunlar çok yüksek turnlar. Şu an ekstra bilim üretmediğim için 22 turnu sadece bronz işçiliğine harcamak istemiyorum. O yüzden başlangıç e, şeylerine devam edeceğim burada. Potru ile devam edebiliriz. Bu arada şimdi Natural Wonder bulmanın şöyle bir olayı var. Şimdi oyunda arkadaşlar şu aşağıda Boosted diye ya da To Boost diye özellikler var. Mavi olan ve gri olan yazı. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Oyunda bu altlıkları yaparsanız bu teknolojiyi normalde 5 birimde yapabilecekseniz onu 3 birime indiriyor. Yani size kolaylık sağlıyor. Siz de bunları yaparak daha hızlı ilerlemeye başlıyorsunuz. O yüzden bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Size bu erken oyunda elde edebileceğiniz tek tiğerlerin e, hızlı nasıl yapılabileceği, civicleri nasıl açılabileceği ile ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. <laughs> Süpermiş. Aynen saat 25 kuruş. <laughs> Sivaltık isyan mekaniği çok lanet bir olay. E, zor bir... La... İşte o Matrix o başına gelmemesi için de sistemi düzgün kuracaksın. Çok aşırı sistem de istemiyor. Aynen. Aynen. Çok güzel bu konuda. Okey. Burada boya varmış. Şimdi. Burası full ormanlık. Uf, bayağı bildiğim buranın resource'ları çok iyi ya. Benim bildiğim peynir ekmek gibi şehir basmam lazım ya. Turn 12. Aha. Ceneva. Cenevre'yi bulduk arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. İlk ben tanıştığım için bana artı iki bilim getiriyor. Şimdi bilimin beş buçuğa çıktı. On tane sonra elli beş bilim üretmiş olacağım. Bunu düşünsenize yani. İnanılmaz. Neyse. Sonra üç kere bunları elçi yollarsam, temsilci yollarsam. Campus District yaptığımda o bilim merkezi yaptığımda artı iki bilim daha getiriyor olacak. İçerisine kütüphane ve üniversite yapıyorsunuz. Ve eğer 6 tane elçi bu şehre sonra üniversitenin de artı 2 getiriyor. 2 tane dağların yakınlığından. 2 tane şehir kampüsü disiplin yakınından 4. 4 tane buradan getiriyor 8. İnanabiliyor musunuz gelen bilim miktarı? İnanılmaz yani. Ee, şey işte daha standartta açtım abi. Standartta açtım. Şimdi güzel gidiyor. Yes. Bar doları bulduk. Gene bir önceki yayınımdan hemen küçük bir hatırlatma olması adına size arkadaşlar. Şehir merkezinizden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tile içerisinde olursa bu barbar kabilesini yok ettiğinizde size sağ altta görmüş olduğunuz era skorlardan verir. Ama bu 6 tile dışındaysa 7. tile'da ise size hiçbir şey vermiyor tabii ki. Era skorlar da şu işe yarıyor arkadaşlar. Onu da hemen şuradan göstereyim. Bu da şöyle geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Ryzen and gelmişti. Eee 28-48 turn içerisinde klasik çağ, ancient era, bu bizim ilk çağımız bitiyor. Ve burada siz topladığınız era skorlara göre bunu alıyorsunuz. Karanlık çağ, normal çağ ve altın çağ. Bir de bunun üzerine bir de heroik çağ var. Yani bunun üzerine bir de yani çılgınlık falan yapıyor. Çılgın attığınız zaman böyle bayağı acayip şeyler olabiliyor. Bütün Bix, böyle oyunun rengi falan değişiyor, tonları değişiyor. Gerçekten müthiş yani. Okey, Bilim Zaferi gitmeyeceğim, Domination gideceğim. Bilgisayarında olan var mısın? Şu an 210 yükselmiş. Geçen hafta 50 liraydı oyun. Okey. Sonra buradan exploration'a devam edeceğiz. Şimdi ha bir şey daha söyleyeyim. her bir araya geldiğiniz, bulduğunuz city state'in bir de size bir görevi var. Diyor ki irrigation'a Yureka trigger et diyor. Yurekalar da demin size bahsettiğim şu andaki boostlar. E, Irrigation'a yureka alabilmesi için bir resource'u farm etmem gerekiyor. Bu ne demek? Eğer ki bir... Şuradan göstereyim. Builder çıkartırsam buradaki resource'a gidip tarla kurarsam Irrigation'a yureka inspire etmiş olacağım. Bana verdiği görevi tamamladığım için de bu bir envoy elçi sayım 2 olacak. Bu tarz City State'lerin görevlerini yaparak onların bonuslarını daha fazlasında kullanabilirsiniz diyebilirim. Süper. Atakan olaya tamamen matalıksal yaklaştı. <laughs> Okey süper. Şimdi second continent'ı bulduğum için foreign trade normalden daha hızlı yapabiliyoruz. Foreign trade de bize ne getiriyor? Yeni yönetim şekilleri. Trader diye yeni bir unit getiriyor. Ee, birlikte savaşlara girme özelliği getiriyor. Okey bakalım. Şimdi bunun bir movement hakkı daha var. Sen burada fortify et dur ablacığım. Şimdi biz orada exploration devam edeceğiz. Okey. Şimdi ilk Code of Laws'u bulunca yönetim şeklimiz geldi. Ne yapacağız? İşte barbarlara karşı ekstra güç. E, God King var. İşte tanrı kral konsepti. Artı bir e, inanç puanı ve artı bir altın getiriyor sadece başkentte. Urban planning de e, şehir planlaması. Bütün şeyler artı bir production getiriyor. Benim çok şehrim yok. O yüzden God King alabileceğiniz o oyun, erken oyundaki en mantıklı hareket. Çünkü 25 fate puanı ulaştığınızda ilk dinlerle ilgili buluşunuzu yapıyor olacaksınız. Buradan bu şeyi çıkartabilirsiniz. Hey desey selamlar. Hoş geldin. Evet bayağıdır yoktum. Eee, aile toplanmaları vesaire iş yoğunluğu derken şimdi toparlandık. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Of. da çok büyük ya. Ben domination yapacağım dedim ama yani iş domination'a kalmadan herhalde bilimle falan kazanacağım oyunu. Evet ilk rakibimizi bulduk. Aha. Augusto Ben Süleyman gibi konuşacağım bundan sonra. Roleplay yapmaya karar verdim. Nasıl? Role Süleyman roleplay yapayım mı? Her sanki yabancı İmparator Sezar diyorlar sana. Merhabalar getirdim bizim topraklara. Seninle tanışmak bir onurdur Efendi Sezar. Tabii ki seninle başkentlerimin yerini karşılıklı paylaşan Sonra bileyim sene doğru atlarımı sürem. <laughs> Yapamadım. Beceremedim. Olmadı. <laughs> Olmadı. Yemedi. <laughs> yemedi. Aynen. Neyse. Ee, yeni bir medeniyetle karşılaştığınız zaman da writing'e yüreka oldu. Onu da hemen göstereyim arada. Gördüğünüz gibi. Bunu vermiş olması gerekiyordu. Niye vermedi? Tek boost aldım. Pardon. Daha kısa sürede. Üretiyor olacağım onu. <laughs> ne gözükmedi? <laughs> Yapma roleplay'ı. Geldi. Ne geldi? Görüntü yok. Geldi. Ne oldu gitti mi arada? Patladı mı? Eyvah. <laughs> ben roleplay yapmıyorum. Oğlum yani bu arada roleplay yapamayacağım tek şey Osmanlı yani. Anladın mı? Ben yani gidip orada Sezar gibi yapardım yani anladın mı? Oyun tasarımcısı gözlüğümü takardım. Bir de düşündüklerini düşünüyorlar diye başlardım onu. Düşündüğünüz düşündünüz mü hiç hayatınızda? Ee, okey. Sezar aşağıda. Aha, şimdi bak burada iki tane düşman eleman peşimize takıldı ya. Burayı nasıl çözeceğiz? Bunların her bir dağlık alanda olduğu için bana birazcık problem çıkaracaklar. O yüzden bunları ben kendime doğru çekip oyunumu kendim kuracağım orada. Direkt saldırmayacağım onlara. Aha, bir kabile daha bulduk. Harika. Ekran GG oldu. Güzel değil mi arkadaşlar bu arada? Ne no olur güzel, ne no olur problem çıkmasın. Ya bağlantım çok yukarı aşağı oynuyor. bu güzel günde böyle mahvetsin istemiyorum. Ee... tut. Şimdi yazıya girmeyeceğim hemen. 3 barbar öldürmem lazım ki buradaki bonusu alayım. O sırada biz tarımı da alabiliriz ya. Tarımı da halledebiliriz. Şimdi şuradaki küçük tatlış kafayı da alacağız. Orman iyi olurdu ama iki tane unit olduğu için bunlara karşı saldırmamış olur. Buradaki ormanlara geçeceğim. Defense Modifier niye 3 bunu ya? Allah Allah. Defense Modifier 6. Aynen. Gideceğim yer burası arkadaşlar. Yavaş yavaş. Onları buraya doğru çekeceğim. Buranın bonusu daha yüksek. Ve burada daha uzun süre yaşayabilirim. Yani hakikaten bu stratejik olarak bunu düşünerek hareket etmeniz lazım. Yoksa bir asker kaybetmek hiç akıllıca bir şey değil. Şimdi etrafta başka barbar kabileleri de doğuyor tabii ki. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ee, o yüzden bir tane daha savaş çıkartıp Üç tane barbar öldürürsem bronze working'e hızlı giderim. Aha! Felipe! Portekiz'e İspanya. Hoş geldin hayatımıza. Religion. Çok güzel. Evet, sen de yerini öğrenelim. Sen neredeymişsin? Aşağıdaymışsın. Madrid burada. Güzel. Parkurumuz belli arkadaşlar. Yukarıdan kuruluyoruz. Aşağıya doğru hükmederek ineceğiz. Buralara böyle şey yapacağız. Ha, ara sahneler mi gelmiyor size? Bu daha önce bir kere daha almıştı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Oo, o zaman bir dakika. O zaman bu ticaret ekranı mı gelmeyecek size? Bir dakika. Optionlar. Advisor'a kapalı. Aa onu sebebini hatırladım. Vertical Sync falan bunlar da etkiliyordu da şey eee... Şundan ötürü arkadaşlar eee... DirectX 12'de açtığım için yapıyordu bunu yanlış hatırlamıyorsam Bir sonrakine ona dikkat ederiz Dur bakayım şuna basayım şuna Evet gerçekten gelmiyor size Window Windows Capture olarak yakalayamadı. Bir saniye. Ee... şöyle yapalım. Display Capture'ı tutayım bakalım. Okey şu an geliyorlar. Harika. Tamam display capture aldım. Okey süper süper. 21st Day selamlar. Hoş geldin. Yo UI tool'dan değil ya. DirectX 11'den dolayı yapıyor. 11 12 arasındaki farktan dolayı. Okey. Şimdi bak buraya öbür slinger gelmedi. Bu abimiz de tepeliğin üzerinde ama ilk saldırı yapıyor olmanın avantajı. Unit deniz bu arada saldırıcı experience kazanıyor ve level atlıyorlar. E, çoğu koşulda saldırmak değil levelınızı atlatmak her zaman daha önemli. Çünkü bir sonraki saldırınıza XP kaybediyor oluyorsunuz. Onların da ekstra matematiğine kafat patlatmakta fayda var. Your delegation is mostly welcome. Yok kardeşim siz delegasyon delegasyon kabul etmiyoruz biz. Ah bir kabile daha bulduk harika. Şimdi bir yana geçti. Yapabileceği en büyük hata yaptı. Niye oraya geçtik olsun hiç fikrim yok. Açık alana geçti. Ve bana XP kazandırıyor durum Devam. Şimdi kaçmaya başladı. Bu da enteresan. Güzel. Turn 20'ye geldik bu arada arkadaşlar. Daha sadece 20 tur ilerledik. Ee, ama fena gitmiyoruz. Şimdi bu benim şehre doğru gelecekler tamam, tamam bunlar. Niye öyle? 75 altın verdi orada kabile bayağı iyi. Şimdi şunu demek istedim. Bu bana saldırdı. Benim rütbe atlama opsiyonum var. Ben geri saldırıp karşılık verebilirim. Bayağı da can yakabilirim. Ama hiç mantıklı değil. Yani çoğu zaman önce upgrade yapmak daha mantıklı. Çünkü askerinizin gücü artıyor arkadaşlar. Gerçekten fark edilir derecede artıyor. Aynen bu bayağı beni görünce kaçtı gibi bir şey oldu yani. Ve gördüğünüz gibi bir öncekinde yarıya kadar gelmişlerdi. Şimdi çok az demir Ve aynı şekilde demin ben yarıya kadar vuruyordum. Şimdi yaran daha fazla vuruyor olacak. Ve bu da benden kaçıyor olacak bir sonraki tur. Okey. Erken oyun birkaç askerimiz var. Bu güzel. Bu aşağıda bir ülke daha var sanırım. Ee, yönetim şekli olarak maalesef improve 3 3 tile improve etmediğim için bu birazcık gecikmeye girdi. Ama sorun değil. 200 var. Bir adet builder'ı direkt buradan parasını verip satın alacağım. Böyle hızlı bir şekilde ilerlemek için. Hemen arka tarafa bir granary koyacağım. Yemek biriktirmek için daha fazla nüfus artışı için. Çünkü yakın zamanda şehir bas, adam basmaya bas, settler basmaya başladığımızda nüfusun yüksek olsun istiyorum. production'um vesaire. Hey hey! Selamlar. Hoş geldin Emre'cim. Nasılsın? Bu bulutu açmak için uğraşmak yerine direkt açabileceğim bir şey var. Evet. Ee, a, şeyi keşfetmek. Roketi keşfedip uzaya uydu yollamak. Ondan sonra bütün dünya gözüküyor. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Aynen para GG ama hiç problem değil. Hiç problem değil. Şimdi çok güzel bir örnek oldu. Eğer ki bu sapanla bir barbar öldürürseniz okçuluğa yüreği kazanıyorsunuz. Inspiration geliyor. Ya bu tür küçük şeyleri yani bir teknoloji keşfettiğiniz zaman yani her tur ya da 3 turda bir şu alttaki şeylere bakın arkadaşlar. Şu to boost etmek için delere ihtiyaç var. Onları boost ettiğiniz sürece teknoloji neredeyse yarı fiyatına, yarı ihtiyacına üretiyor olacaksınız. Bayağı güzel yani. Daha bayağı vaktimiz var. 1500 yıldan fazla var şu an. 3000 oradan, ee, 2000 oradan 6000 yıl falan var daha. Bin yıl daha ileri gideceğiz ya. <laughs> Harika. Okey hemen hızlıca irrigation'ı bir tur içerisinde aa yapabilir miydim diye düşünüyorum. Aslında zorlasam neyse sonraki tur her türlü olacakmış yetişemedim ona. Neyse. Kandi Bakalım Kandi. Evet burada Kandi ve Fez'le ilk biz karşılaşmamışız. Bunların ekstra bonuslarını almıyoruz bu City State'lerin. Ra ra okay, ra 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 bunlar tamam. Bir tur kaldı. Irrigation bir sonraki tur olacaktı. Onu bu tur buraya tarlamızı yaparak bitirdik. <laughs> Şimdi feodalizme dediğim gibi 3 tane tile'lı farm yaptığınızda onlar ekstra yemek getiriyor. O yüzden buradaki bu tile'larım benim tarla olacaklar abi. Şu blok tarla. Kuzey bloğunu tarla yapacağım gerçekten. Oo bir kabilecik daha varmış buradan. Şimdi sen iyileşebilirsin birazcık buradan. Buradan ekspor etmeye devam edeceğiz. Olabildiğince hızlı açığa açığa gideceğiz. Eee evet tur değişiyor. İlk başta oyuna başladığınızda işte 50 sonra 20 10, 5, 3, 2, 1, 2000'lere 1900'lerden sonra birer yıl birer yıl şeklinde devam ediyor. Toplamda işte 500 turn falan yapıyor. Okey. Ee, okçuluğumuzu da keşfedelim. Çünkü ben savaşacağım. Yani benim amacım biliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunda hakimiyet. Ve oyunda hakimiyetle kazanmak istiyorsanız. Domination olayı başkentlere ele geçirmek şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ele geçirmem gereken başkent var demek oyunu kazanmak için. Okey bu buraya tarla yaptı. Oraya onu yaptı. O oh, bir adet ekstra envoy verdi. Hemen bu Ceneva'yı kendimize süzün. Bize bağlılık yemin ettiler. Yani bu Ceneva artık bizim. O yüzden onun topraklarını görebiliyorum burada. Seninki sonra biraz daha cevap olabilir belki verdim. E, ee, aynı şekilde bu düz rakiplerime bir şey yollarsam, e, diplomatik görünürlük sağlayan böyle bir e, elçi vesaire yollarsam o zaman da oraları görebiliyor olacağım. Vesaire vesaire. Bu tür böyle ince şeyler var. Tur 25. Bunu böyle ses söylüyorum arada. Tamam ya ya. Sıkıntı yok. Bunları hepsini halledeceğiz. Ee, şöyle, şunu da göstereyim aslında. Her medeniyetin bir ajandası var. Benim de bir ajandam var. Diğer rakiplerimle bir ajandası var. Ve bu ajandalara göre adamların bize olan mutluluğunu buradan görebiliyoruz. Yani yukarıda yakın mı, iyi mi, kötü mü? Sonra bize olan iyi iyiyse yeşil gözüküyor, kötüyse kırmızı gözüküyor. Ee, bunları yaparsan onunla aran iyi olur. Bunları yaparsan aran kötü olur diye sana belirtiyor hepsini. Mesela diyor ki, Filip e, onun daha iyi olduğu bir ticaret yapmamı istiyor. Onunla bir ticaret rotası kurmamı istiyor. Ee, sınırlarımızı açmamızı istiyor. Bunlar yaparsan Aramız daha da iyi olacak diyor. Ve onun diğer bir de gizli ajandaları var. onları göre de bakıyor olacağız. Ee, bunun dışında bonuslarımızı görüyoruz. Diğer medeniyetle karşılığını görüyoruz. Ekstra bilgi varsa burada da gösteriyor bize. İkinci şehir. E, ben şahsen ikinci şehri kurana kadar şunu bekliyorum. E, şu iki... <laughs> Çok affedersiniz. Siviki ee, açtıktan sonra gelen valilerimiz var arkadaşlar. Valilerimiz de burada. Magnus'u almadan herhangi bir şehir kurmaya genelde birçok yeltenmiyorum. Eğer ekstra şanslı bir pozisyonda değilsem. Ekstra şanslı bir pozisyondaysam Magnus'u abanıp genelde öyle devam ediyorum. Ee, Osmanlı'nın işte ekstra valisi de burada İbrahim Büyük Vezir. Şimdi paşa özelliği var. Ee, koyduğun şehirdeki asker ya, basma hızını %20 arttırıyor. Müthiş. Ee, bütün şehrin etrafındaki e, dost asker üniteleri artı 5 savaş strength kazanıyor. Bu bayağı iyi. Sel asker. E, on tile içerisindeki, city center on tile içerisindeki askerlere e, savunmalı, savunması olan distriktler yani mesela örnek surlar, kaleler var. Onlara saldırırken ekstra güç veriyor. E, oda başı. Eee... Başka bir allied yani benimle ortak olan bir ülkenin başkentine yerleştiğimde alliance puanı kazandırtıyor ekstra. Ee, Kapu Ağa. Kapı Kulu şey işte. Ee, başka bir başkenti koyduğumda da mesela onlarla aramda bir savaş sebebi var. Onu azalttırıyor. Ve son olarak da Grand Vizier özelliği de. Başka bir başkenti koyduğumuzda e, bize gelen ekstra o medeniyetteki loyalty baskısının önüne geçiyor. Evet, aynen. En büyük özelliği o. Benim şehrimin olması gerekmiyor. Ve yani böyle kendine ait eee... Valisi olan da tek medeniyet Osmanlı bu arada. Bunu da söylemem gerekiyor. Okey. Ee, şimdi şuraya bir tane de maden kuralım ya. Yani birazcık production lazım bana çünkü. Şimdi kuzey topraklarımıza bakın. Buralarda bir yerde bir barbar kabilesi var gibi hissediyorum. Yani sen de iyileş artık. Şu aşağıdaki yeri bir temizleyelim ya. Kardeşim yok delege melege vermiyoruz ya. Etrafa delegelerimizi vermeyeceğiz. Bundan bir tam adı yeni benden ya. Bunu yani sonsuza kadar delege isteyecekler. Yani gelelim ya şehrine yerleşin. Ha, şu bölgede kuraklık olmuş bu arada. doğal afetler boyutu var işin tabii ki. ya biraz fazla maden kurmaya çalışıyorum bir yandan da işte her yaptığınız worker'ı 3 kere kullanabiliyorsunuz. O yüzden buradan da aa bak burası önemli. Şuradan hemen size şey de göstereyim. Şey nerede ya? Yukarı. 60 olsaydı buradaki tile satın olacaktım. 11 turn sonra gelecek. Okey şimdi bu abimiz dursun burada. Buradaki resource alıp e, orduma at koymam lazım. At katmam lazım. Belli miktar elde etmeden de değerlendiremiyorsunuz. Okey bu sen iyileştiğine göre artık aşağıya saldırıya geçebilirsin. Şimdi gene başka bir konu. Babil'in asma bahçeleri. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Ee, bazı harikalar var. Ve bu harikaları mutlaka yapmanız gerekiyor. Eğer ki domination gibi yani şehir nüfusunuza ihtiyacınızın olduğu aynı zamanda az, çok hızlı asker basmanız gereken bir koşula ihtiyacınız varsa Hanging Gardens gibi bir doğa harikası yapabilirsiniz. Bütün şehirlerde %15 büyüme müthiş bir rakam. Nehrin yanına kurulması gerektiği yazıyor. Ve artı 2 housing görüyor. Ekstra ev demek. Yani şehre hayvan gibi bunu sağlayacak. Bunun gibi bir de büyük banyo var. Great Bath. Bu da aynı şekilde mutluluk ve food veriyor. Aynı zamanda bu şehre bağlı flat planelerden artı bir fate almanızı veriyor. Eğer sel oldukça. Ama buna gerek Buna girmeyeceğim. Ama sanırım Babil ve Asma Bahçesi'ni yapabilirim ya. Ulan tam da buraya şey kurduk. Bu düzlük. Buraya da şey kuracağım demiştim. Kampüs. Ne o? Oxford Üniversitesi kuracağım demiştim. Belki Oxford'u buraya kurmayız ya. Hanging Gardens'ı kaçırmak istemiyorum. Bir tane Wonder alayım ben. Ben oynarken iklimler noktasında en kötü ne oldu? Benim şeyler su altına kaldı ama nereye gidebiliyor mesela? Şöyle ki buradan hemen açıyorsun dünyadaki karbon emisyonuna bakıyorsun. Genel iklim yükselmesine bakıyorsun. Bunlar kademe kademe geliyorlar. Her birinde farklı bir şey oluyor. Bu en son katastrof noktasına geldiğinde 3,5 metre yükseliyor demek sular. Bu da e, ne sanatayım? Şehir kurarken gördüğün 1, 2, 3 gibi tayyalar var. Oraya kadar sular yükselecek demek bu noktaya geldiğinde. O yüzden de şehir kurarken biraz buna dikkat edebilirsin. Aynen öyle Merlin. Aynen öyle. Yani birazcık şans vermen gerekiyor. Ben hani olabildiğince böyle yavaş oynayıp hem size sohbet edip hem de böyle bildiğim öğrendiğim şeyleri paylaşarak gitmeye çalışıyorum. Umuyorum faydalı oluyordur da. Bu arada benim gözüm otomatik görüyordu. Ben burada tepenin üzerine olduğumu bildiğim için mesela lapseye daldım. Yani burada olsaydım saldırmazdım. Bu tayala gelirdim. O yüzden mouse'unuzu üzerine götürün ve buranın tundra ve tepe olduğunu görün arkadaşlar. Delege vermiyoruz. Evet bir de evet aynı Atakan dediğim var. Eee şey varsa uh, Armory değil mi? Orada military engineer oradan onu yaptıktan sonra açılıyordu. Doğru güzel hatırlatma. Bir hatta daha buldum bu arada. Ha bu adamlar benim olduğu için oraya bana gösteriyor. Hmm güzel. Harita bayağı büyük ve boş ya. Standartta açmasa mıydım acaba? Turn 31. Hala tek şehiriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşırı bir acele etme durumu söz konusu değil. Military Tradition'ı aldım. Adamımı upgrade ettim. Hızlıca Military Tradition'ı alabilirim. Şimdi Military Tradition... Konuşamadım. E şu Military Tradition'ı anlatmam gerekiyor. Dediğim gibi her e şu yıldız içerisinde görmüş olduğunuz Tile'larla alakalı olan e bonusları temsil ediyor aslında arkadaşlar size. Ya da işte e, diğer şeylerle yapabileceğiniz anlaşmalar vesaire. Yani bu böyle ekstra bonusları anlatıyor. Military Tradition'ın şöyle bir özelliği var. Flanking bonusu veriyor. Bu ne demek? Normalde bir askeriniz var. Tepelikte 3 saldırısı var diyelim. Bunun yanına bir asker daha koyarsanız bunun 5 saldırısı oluyor. Flanking bonusu. Yan yana flankleme bonusu getiriyor seni. Tren yolu dediğimiz bayağı bildiğin tren yolu ya. Dündüz tren yolu. Aynen. Yani sen o yolları bağlaya bağlaya hızlı hızlı bütün rotaları basmaya başlıyorsun. Ve oyun çok farklı bir şekle dönüşüyor. Benim böyle minimumda falan kullandığım bir özellik olduğu için iyi hatırlatma Atakan'cığım. Teşekkür ediyorum tekrar. Hacı bir şey yapmayacağız, paylaşmayacağız burada ya. Tamam. Sakin. Sakin yavrum. DLC'ler oyun deneyimini ne kadar etkiliyor? Almayı tavsiye ediyor musun? Funda kesinlikle. Yani şu an Rise and Fall geldiğinde demiştim ki Civilization 6 ne güzel oyun oldu ya demiştim. Ee, Gathering Storm'la şu an hayatım oynadığım en iyi Civilization olduğunu söyleyebilirim. Baya yani net net hayatım oynadığım en iyi Civilization şu an. Barbar barbarlar bir problemdi. Barbarlara yardımcı olduğum için Sezar dedi ki Eyvallah kardeş Yepyeni bir oyun experience sunuyor gerçekten. Hop güzel. Üf, bununla içinden geçeceğiz. Ve sonunda 3 barbarı öldürdüğüm için bronz işçiliğine geçebilirim. Yavaştan artık şu mızrakları çıkartalım atları getirelim ya. Aşağıda ele geçirmeye bekleyen bir adet Roma var. Delege neden alıp vermiyorum? Şöyle, eee... delegeyi saldırmadan önce vereceğim. Şundan ötürü. Delege alırsam bana karşı diplomatik visibility kazanıyorlar arkadaşlar. Yani bana karşı artı askeri bonusu var diyebilirim. Ee, ben eğer yollarsam da ben onlara karşı diplomatik visibility bonusum olduğu için ben artı askeri bonusum olacak. Saldırmadan önce daha çok işe yarıyor. Yani her dakika bir yere bir şey yollamayı sevmiyorum. Aynen, oy oy. Buradan buraya da saldıracağız. Tamam. Bol bol asker öldürdükçe işimize gelecek bunlar. Nerede tamam. Nerede hallettik. Delegations most welcome. Almayacağım abi. Sonra sonra ben yolacağım. Bakalım burada oraya saldırmayacağım. Bu arada 10 turn sonra Barb'ın nasıl Bahçeleri bitecek. Onu hızlandırabilirdim ama hemen hızlandırmayacağım. Güzel de altın birikiyor bu barbar kabilelerinden gerçekten ya. Yani. Şurada kendi canını dolduruyor orada. Şu dünya sınırlarında görüyor olmak iyi. Olabildiğince hızlı bir şekilde diğer bütün medeniyetleri bulmak istiyorum. Şu an teknolojide birinci sıradayım. Kültürde ve de pardon bir de diplomasi birinci sıradayım. Geri kalanları da 4-5. Bakacağız oraları bir çağrı bulacağız ya. Bir zaman gelecek. Onu öyle aldık, onu öyle aldık. Ee, tamam güzel, explore etmeye devam. Roma Bir medeniyet daha bulduk. Kim bulduk? Aha Atina. Greko. Greco'yu da de bulduk. Demokratiyas. Evet, sizi tanımak güzel. Ee, başkentlerimizin yerini görelim. Çok aşağıda. Evet, ulaşmam gereken en şey yer burası gibi duruyor. Bir de artık şehir kurmam lazım. İş o noktaya geldi. Yavaş yavaş geldi. Herkes seviyor beni şu an. Bu arada era skor olarak da bayağı bir era skor toplamışım. Neredeyse altın çağa gireceğim. Bakalım al 10-21 turn içerisinde bitecek. Altın çağa girebilmem için 25 puan toplamam lazım. Bu da 7 puana ihtiyacım var. Demek aa, bu listeyi de bir ara kenara açayım da bunu şey yapmam gerekiyor ha. Aynen o geldi ya. İnanılmaz. Roma var. İspanya var. Öyle devam ediyoruz. Ee, şuradan bir yazıyı da keşfetmek istiyorum. Bir de şöyle bir şey yapalım. Evet buradaki... Heh. Evet. Evet. Horseback. A, ata, ata binmeyi hızlandırdım. 11 torne Çok güzel. Önce bir yazı alalım. Ondan sonra buradan da 16 turn 6 popülasyona ulaştırmam gerekiyor. Onu yaparak ulaşır mı? Ulaşmaz. District yetişir Yetişemez. Öyle Empire'la başlasın. Okey. Pantheon. Şimdi ilk dini e, buluşlarınızı yapmaya başlıyorsunuz. Yani kendi dininizi kendiniz oluşturuyorsunuz ve onun üzerine devam ediyorsunuz. E, bir sürü de avantajı var. Şimdi ben çok fazla ile ilgili gitmeyeceğim için e, Fate'in bana olan avantajını ilkel seviyede tutacağım. Yani benim böyle basit bir inancım olacak. Pantheon Belief yani ilk böyle gök tanrı inancına geç, yeni geçiş süreçleri böyle. Ee, burada bir yöntem seçeceğim ve bu yöntem bana oyun boyunca artı bonus getirecek. Sanırım ben tercihime bedava bir builder elde etmek ve aynı zamanda da şehirlerimdeki growth rate'imi %10 arttırmayı seçeceğim. Çünkü eğer Hanging Gardens'ı bitirebilirsem %15 de buradan gelecek. %25 hızlı nüfus artış demek ve benim en çok ihtiyacım olan bir tanesi. İşte inancı insan harikasına, Babil'in asma bahçeleri, nüfus, şehrin pozisyonu vesaire bunların hepsi böyle bir harmoni. Yani böyle bir harmoni içerisinde. O yüzden için oyunu modern bir satrançtır arkadaşlar. Şu an gerçekten Atakan tam anlamıyla en az 3 çocuk dedim yani. Gerçekten oyun oyuna bunu söyledim şu an ya. İnanılmaz. <laughs> bir de free builder verdi bize. Ee, bunu saklayacağım. Çünkü şehir, hızlı şehir basarken kullanacağız bunu. Baya bayağı da işimize yarayacak. Benim kolucusu açmıyor. sivri temiz abi mis gibi. Eyvallah Matrix, çok sağ ol. Şimdi oyundaki bir özelliklerden bir tanesini söyleyeyim. Şimdi ben daha demiri keşfetmedim ama demiri keşfeden biri var ve demiri harita üzerine reveal etmiş. Ee, bazı teknolojileri keşfetmeden o ham maddeyi bulamıyorsunuz. O ham maddeyi işlemeden de bazı unitleri yapamıyorsunuz oyunda. Ya yani bunlar böyle birbirine de çok bağlılar. Mesela örnek veriyorum swordsman yani kılıçlı asker değil mi? En basit örneği. Demiriniz yoksa yapamıyorsunuz. Atlı asker. Atınız yoksa yapamıyorsunuz. Nükleer bomba. Uranyum yoksa yapamıyorsunuz. Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Hadi böyle gezelim. Yukarıda da yengeç varmış ya. Aa, hay bin kunduz alamadık ya. Extra promotion aldı. Güzel buraları açtık. Şimdi nasıl hızlı deli gibi yayılacağımı da göstereceğim size arkadaşlar. Yani böyle kıtlıktan çıkmış gibi yayılacağım öylesiyim. Şurada Şu yukarıda barbar kasabası varmış. oraya açalım bari. Sen de, sen de şuraya girip bir şey yap. Okey. delege vermeyeceğim. Güzel. Biraz tempo hızlandırıyorum yavaş yavaş arkadaşlar. Yani o geçişlerde merak ettiğiniz bir şey olursa ne olur durdurun beni. Ee, sorun hemen hızlıca cevap vereyim size. Demir madeni. Bronze Working'da bunun reveal olmuş olması lazım ama hiç çıkımlı bir yerde demir göremiyorum ya. Ben mi kör oldum acaba? Quartz var. Şip. Demir aşağıda var. Ben de demir. Demirin olması bu arada büyük tatsızlık ha. Erken oyunda şehirleri geçirmek için demir çok lazım. Bu İspanya ikinci şehrini kurdu. İnanılır gibi değil. Okey abi. At at ata bineriz biz. Mesafeler uzun zaten. Hızlı hızlı ilerleriz. The ascent to the highest story, yes, Barina Side of water engines by means of which persons appointed expressly for the purpose are continually employed in raising water from the Euphrates into the garden. Super Super. Okay, so Ee, ya o arka taraftaki aldığı boostları vesaire engelleyemezsin. Ama ondan önce mesela örnek veriyorum adamın şehri var ve altı tile içerisinde bir barbar kasabası var. Eğer adamdan önce sen alırsan o adam eroskor gitmez. O adamın oradan alacağı ekstra 3 erosikorun önüne geçersin. Yani biraz sen nasıl alıyorsan rakibin de aynı şekilde alıyor. Ve onun alabileceği ortamların önüne kesersen aldığı erosikor azaltabilirsin. Mümkün Funda. Bu babinin asıl bahçesi böyle güzel ya. Ben bir, bir. Ya evet fena olmazmış. Ama yani zaten arka tarafta her şeyi yaparak öyle düşürüyoruz ya. Yani bayağı şey gidiyor orada. Ee, arkadaşlar ben bir 5 dakika insaniyet molası vereceğim. İçecek bir şey alacağım. Hızlıca bir çay yapmak istiyorum. Çünkü birazcık boğazım kuruyor gibi hissettim. 1,5 saattir aralıksız hiç durmadan konuşuyorum. 5 ee, dakika mola isteyeceğim. Chat sizin. E, Atakan Twitch'te ama aynı zamanda bence YouTube tarafındaki sorulan soruları da ekranda görüp cevap verir. İyi bir Steve oyuncusudur daha önce de söylediğim gibi. Merak ettiğiniz şey varsa şimdilik burada size bırakıyorum. E, yazınız ben de geldiğimde hemen çayımla birlikte size eşlik ediyor olacağım. 5 dakika insaniyet molası. Ay ay süper. Okey. Eee girin... <laughs> Oyunda giyecek donu yok aslında maçınız yok. Var canım bir şeylerimiz ya o kadar da değil. Bundan sonra. Aynen. O, oyun, oyuncular için gerçekten müthiş bir zaman oldu. Evde kendi kendilerine mikroptan virüsten uzak takılabiliyorlar. Ha. İspanya dedi ki yani böyle olmaz. Wonderland'ı yapamazsın dedi. Şimdi şurada Insufficient Amenities diye bir şey çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şehrin üzerinde hemen şurada kırmızı gözüken. Şu arkadaş halkın ee, halkım mutsuz diyor. Yani halkımın lükse ihtiyacı var. Çünkü Osmanlı'nın ajandasında halkının mutlu olması var. Yani rakip olarak da karşınıza gelirse onun kaynaklarını yok edebilirseniz mutluluk seviyesi düşecektir otomatik. Babil nasıl başını yaptık. Aslında bir diğer yapmak istediğim Wanderer'dan bir tanesi de buydu. Ee, bunun için ama böyle yapabilecek yerim şu an için yok. Camp improvement gerekiyor. Bunun için de e, inek, minek, ıvır zıvır bir şeyler gerekiyor. Onları o kısmını geçtik. Bunun da sebebi e, ekstra mutluluk ve ekstra yemek ve food veriyor olması bize. Bunu çevirelim. Okey. Ben yabancıyım. Daha yeni seviye öğreniyorum. <laughs> <laughs> sağ ol, sağ ol. Aynen. Vallahi yani büyük bir keyifle oynamanızı isterim gerçekten. Okey, trader, ticaret. Şimdi paramız var mı? Var. 200 altın. Buna verilir mi? Bence verilebiliyat. Bu, ha bak hazır fırsatı gelmişken adjacency bonusunu göstereyim size. Arkadaşlar, işte campus district'te eğer şu aşağı tarafa yapmayı hedeflediğim yere yapsaydım şu iki dağdan sadece artı iki bonus olacaktı. Ama şu an bu üç dağların arasına koyduğumda artı üç bonus getiriyor. Bunları işte hep düşünerek yerleştirmeniz lazım. Mesela şu an burada orman var. Ormanın kesip üzerine bir district, bir bölge yapmak yapabileceğiniz en büyük hata. Önce o ormanı kesin, production'ı kullanın, ondan sonra üzerine yapın. Bu yani bayağı önemli. Burada luxury resource'un olması çok güzel. Buraya campus district, buraya da commercial district yaptığımda buradaki bonuslar deli gibi besleniyor olacak. Campus zaten kendisi ekstra bonus getiriyor. Şehirden ve commercial'dan alacak iki tane artı üç buradan geliyor. Ette 7. Üzerine ıvır zıvır işte bu City State'lerine gelen bonus Ben, ben derken tek başına 10-20 bilim üreten bir merkeze dönüşecek ki bayağı başarılı yani. <laughs> eyvallah eyvallah artık ya eyvallah sağ ol. Ee, şey ilmen geldiğince hani şey yapmaya çalışıyorum. Doğrusu yanlışıyla yani yanlışım da olabilir bazı yerde. Çünkü hani bazı şeyler tabii otomatik hissiyatla oynuyorum. Atladığım yerler oluyorsa da şimdiden kusura bakmayın. Tek bir era skorluk şeyim kaldı ve bir district yaparsam aslında onu kurtarıyor olacağım. Ama buraya yapamam onu. Ee, encampment yapmak istiyorum. Şeyden ötürü Atakan dediği gibi demir yolu sistemi. Bu, eğer ki askeri birliklerimi hızlı bir şekilde aşağıya doğru getirmeyi becerebilirsem domination victory'i çok daha rahat alabilirim. Bu yüzden campus district'e ihtiyacım olacak. Bu şehre değil ama biraz daha yakınlarına bir şehir kuracağım. Orada campus district kuracağım. Çünkü rakibinize yakın bir yerde campus district'iniz olması e, askeri anlamda size çok büyük avantaj sağlayacak ileride en azından. Oxford yalan oldu. Aynen Oxford bayağı tatsız bir hikayeymiş ya. Neyse yani onu dediğim gibi videonun başında anlattım. Bakarsın sonra geri dönüp oraya. Ee, neyse ne sağlık olsun canım. Yapacak bir şey yok. Okey ne yapıyoruz şimdi? 10 ee, turn sonra bu gelecek. Hala tek şehirde devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu bu bayağı bir in, in, inat inatla devam edeceğim. Şehir nüfusumun artmasını istiyorum. Çünkü 8 tur sonra açık ama o 8 tur sonra early Empire bana lapse verecek. Çünkü onun inspiration'ı gelecek. 3 turn kazandırıyor olacak bana. O yüzden şu an için hiçbir şey dokunmuyorum. Ee, Campus District'i buraya yapmak istediğim için dokunmayacağım. Commercial Hub'ı buraya yapacağım. Hatta bunları ben işaretleyeyim nereye ne yapacağımı. Attract. Buraya Commercial Hub gelecek. Bu arada bu distrikleri, bölgelere öyle kafanıza göre yapamıyorsunuz. Nüfus orantılı yapabiliyorsunuz. Yani şehriniz belli bir nüfusu geçtikten sonra ekstra distrik kurma izni veriyor size. O yüzden bunlara da iyi dikkat ederek planlamanız lazım. Valla her şeyi bulmam gerekiyor ya. E, great general, a, evet, great peoplelardan. Mesela şu an Sun Tzu var. E, şöyle ki oyunda e, büyük dü harika insanlar var. Bu dünyadaki harika insanlar. İşte Artemis, e, Sun Tzu, savaş sanatını yazan e, müthiş Çinli e, general. İşte Sebastian Bach aynı şekilde konservatuar. Bunlar size aslında oyun içerisinde bir sürü farklı işler yapmanıza yardımcı bulunuyor. Ee, biz askeri anlamda bizim eğer bir Great General'ı askerlerimizle birlikte kuşattığımız şehre götürürsek üzerine yazdığı gibi Sunsun'un artı 5 combat strength veriyor. Ve aynı şekilde e, klasik ve medieval ya yani klasik ve e, orta çağ askerlerine artı bir artı bir movement veriyor yakındaki askerlere. Bu hızlı yayılma için çok önemli. Yani erken aşamada elde etmek isteyeceğiniz yerden bir tanesi. Bunu almak için de bir campus district belki de lazım olabilir. Yani çünkü her yaptığınız district great people puanı biriktirtiyor. Ve bu biriken great people puanlarıyla bu e, büyük arkadaşlarımızı, önemli insanları alabiliyoruz. Ee, güzel soru. Ben bir önce ticaret abi. Ticareti başlatayım da. Oradan gelsin. Zenga ya Bir adet doğa harikası daha bulduk. Harika. Hem de Atina'nın dibindeymiş. Evet bunun sayesinde eras Kormus'u tamamladık. Bir sonraki çağa altın çağa giriyor olacağız arkadaşlar. Bu da önemli bir ince ayrıntı olarak burada dursun. Aşağıda güney kutbunu da bulduk. Güzel. Donmuş yerlere geldik. Evet, burada bayağı bir demir varmış ya. Adamın dibinde. Bunlar mutsuzluk. Yok, State'leri sana bırakmayacağım. State'ler bana çalışacaklar. Barbara kabilesini bulduk. Okey, ticaret geldim. Şu an birebir yol olarak e, şuradaki bloğu açmadığım için buradaki ticaret rotası oluşmadı arkadaşlar. Yani o şehirle giden bütün yolu açmanız gerekiyor. Şu an o yolu birinci yerden açabildiğim tek yer burası olduğu için ticaret sadece buradan yollayabiliyorum. Ama bir problemimiz var. O da şu ki e, burada bir barbar kabilesi var. Bu ticaret odası bunun üzerinden geçiyor olacak. Tahminen o gidene kadar ben orayı temizlerim gibi düşünüyorum. Umuyorum. Bu riski alacağım. Ticaretimizi başlattık. Aa, Mevlüt selamlar hoş geldin. Hale selamlar hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Atakan, bu arada teşekkürler tekrar bardak için. Yayınlarda sadece Commodore 64 bardağımla takılıyorum. Okey. 4 turn sonra nüfus büyüyecek. Onu bekleyebilirim. Ee, tı 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 tı. Şimdi her askeri yönetinde başka bir askeri ünite karşı avantajı var. Örnek veriyorum savaşçının okçuya, okçunun atlıya, işte mızraklının atlıya, atlının bilmem neye. Bunlar böyle karışık karmaşık şekilde gidiyor. Onu da birazcık oynadıkça öğreneceksiniz. Ondan şu an için girmiyorum. Bir builder'ım var. Aslında hazırda bir builder daha bulundurabilirim ya. Şeyi bekliyorum çünkü yani bu Magnus'u almayı bekliyorum bende ben de at istiyor ve her tur ya sana at verir miyim ben? Lütfen. Yani Allah Allah. Delir, delirmiş olmalısınız. Şimdi bak bu e, era score puanı güzel bir örnek oldu. Atina burada. 1 2 3 4 5 6. Ha zaten bunun era score'unu alamıyormuş. Ama buradaki bu barvarları ödürüp ekstra başka bonus alıyor. Bunu almasına mesela engel olmaya çalışacağım. İspanya'dan aynı şekilde sanırım engel olmaya çalışıyor ama. Hmm, buradaki okçumuzun durumu birazcık tatsız. Bunu gene kendi topraklarımıza çekmeye çalışalım. Ve ona dezavantaj sağlamaya çalışıyorum. Çünkü asker kaybetmeden oynamam lazım. Oyunun başındaki aldığınız askerleri öldürmeden oyunun sonuna kadar upgradeleyip böyle ilerletebilirseniz... ...çok acayip bir şeyler olabiliyor ya. O hala buradan bonus elde ediyor. O iki tane unit oldular. Bu birazcık tatsız. Bunu size vermeyeceğiz tabii ki. Şu ah sel sel çıktı şurada. Evet, şu an nispeten bir tık daha fazla hasar vurabiliyorum. Bir şansımı deneyeceğim. Bakalım ne kadar iyi olacak. Onu da göreceğiz orada. Sen burada birazcık iyileş kardeş. Adam kaybetmek istemiyorum çünkü. Neptolas selamlar hoş geldin. Anuk, Dido. Oh, Phoenician. Hello Phoenician. Daido. Kartaj. Hadi gel bakalım şehirlerimizi seni bir ziyaret edelim. Evet bak şu an burada inanılmaz damage yedim. Bu birazcık tatsız oldu. O yüzden adamı kurtaracağız. Oradaki Oradaki trader da birazcık zora giriyor şu an. Neyse o trader'ı kaybettiğimizi kabul edeceğim herhalde. Aa, bir specialty district'te workforce'u da hızlandırıp şu Magnus olayını çözeceğim. Şu yıldır da geldikten sonra yapacağım bu işi. Evet ilk valimizi alıyoruz arkadaşlar. Ben işte hızlı şehri basmak için her zaman Magnus'la başlıyorum. Magnus benim için for the win bir şey. Müthiş yani. E, ee, unitleri yapmak, birleşmek, mantıklama iler, ilerleyen seviyede yapmak zorundasın bir noktada. Çünkü tek başına işe yaramıyor Moya'ya başlıyor. Orduya dönüştürmek bayağı önemli. Çünkü korptan sonra da çeviriyor çeviriyorsun onları yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, aynı anda bir sürü unit'i kullanmaktansa tek bir unit'i indirmek ve onları böyle belli bölgeleri koruyan unit'ler haline getirmek stratejik olarak genelde daha mantıklı. Onu söyleyebilirim. Evet. Oradan Birazcık ticaret şanssızlık oldu ama yapacak bir şey yok. Sen bu şuraya doğru kay. Ben şuradaki tepeliği alayım. Bu burası da güzel lokasyonmuş şehir kurmak için. Nice. Bir sonraki şehrimizin yeri belli oldu. Yani hızlı şehirlerden bir tanesi diyeyim en azından. Şey kaybettiğimiz kötü oldu ya. Neyse okçu yapalım. Bir iki tane askerimiz olsun geleyim. Üç tane okçu yaptığımda... Ee, başka bir teknoloji avantaj sağlıyor olacak bana. Ne bulmuş Bir tane relik bulmuş. Mesela bu reliği bana veriyor musun at karşına? Vermiyorsun. O zaman ben de sana bir şey vermiyorum. Öyle artık yapmayınız lütfen. İleride DT rehberi geliyor acaba? Immortal'ı az bir reforla kazanabiliyorum ama DT'yi zorluyorum. Neptos tabii ki gelecek. Yapacağız onları. Şöyle ilk yayınımı şeyde Settler'da oynadım. İkinciyi işte Chieftain'da oynuyorum. Böyle kademe kademe oynayacağım ve sonunda tabii ki DT'ye geleceğiz. E, ee, CV o yüzden olabildiğince çok devam ettirmeyi düşünüyorum. Sen şunu dur. Ee, aslında bir distrikt yapıp burayı öyle çözecektim ama Yani yukarı koymamın da hiçbir anlamı yok. Yani boşu boşuna distrik yapmak istemiyorum şu an ya. Neyse biraz daha şey yapacağım. yani sırf şu ekstra bonusunu almak için yani daha hızlı Early empire'a geçmemek için yapacaktım bunu ama. Okey, currency harika. Hey, aynen Onur geç kaldın. Bayağı geç kaldın hatta öyle söyleyeyim. Yaklaşık 1 saat 45 dakika kadar geç kaldın. Ee, şehrimizin içerisine soktuk. Onu bir okçuya çevirelim. Ve bir görevimizi daha tamamladık. Kendi bizden bunu yapmamızı istemiş. Archer yapmamızı istemiş. Güzel. İyi. Demin kaybettiğimiz ticaret üstüne kaybettiğimiz parayı geri kazandık en azından şu an için. Okçumuzu hallettik. Tabii ki hemen benim kaynağımın üzerine gelecek barbar. Barbarlar böyle çalışıyor. Sizin kaynaklarınızı bozmaya çalışıyorlar. Güzel. Araştırmalar devam. Her tarafı açmaya devam ediyoruz. Ee, Steel State'ler Almanya ile senin barbarları aslında capture etmen lazım. Almanların en büyük gücü erken oyunda barbarları kontrol edebiliyor olmaları. Evet. Bir okçumuzu hallettik. Şimdi bu okçuyla da şuradaki barbar tribe'ını bir halledelim. Ee, eski civlerde siz yolları kendiniz yapıyordunuz. Bu civde ticaret rutuları yolları kendisi oluşturuyor. Sonra onun üzerine diğer ıvır zıvırları yapabiliyorsunuz. Barbara baya tatsız ya. Geç olsun, geç olsun. Aynen, aynen Tunay. Aynen. Ee, bir okçu daha çıkartalım, şu şeyi alalım. Ee, engineering değil, Machinery'e giden boost alalım. 3 tane Archer. Yani er erkenden şu boost'unu almak istiyorum bunun. Iron Maiden'i bulamadık. Bunları da bir şekilde halledeceğiz şimdi. Okay. Sen şehirde kalıp iyileşebilirsin. Bu arada çağ ne zaman bitiyor? İki tur kalmış. Bir tur sonra çağ bitiyor. Oyunun rengi değişti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Altın çay girdiğinizde oyun bir anda canlanıyor. Daha buradaki... Artışı şey nerede? Mızrakladım. Enteresan. Yani altın çağa girdik. ekstra ee, loyalty kazanıyoruz. Hmm, düt 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 düt. Bunlar böyle. Sonra da ee, bir dedication. Eğer heroic çağa girseydim 3 dedication falan yapacaktım. Bunları 3 tanesini seçebiliyor Bunlar da kendimizi neye adayacağımız. Şimdi e, ee, yüre kadar ekstra e, teknolojiyi hızlandırır. Ondan sonra işte ee, commercial hub'lar ve altın acısı ekstra bilim getirir. Mesela bu bizim için güzel. Çünkü commercial hub yapacağım burayı şimdi. Ee, kültüre gitmiyorum. Bütün builder'lar için ekstra fate mi? Şu an bunlar mı? Free inquiry bizim için gidebileceğim en içeriden bir tanesi. Prince'de oynuyorsun. Tek tek de aldım aldıkça. Ha, orada griefing olayı var. Ee, Onur. Şu, şöyle bir problem yaşıyorsun. Sen birine savaş açtıkça başkaları sana bile eğleniyor. Ve sonra diyorlar ki ya bu adam biraz fazla oldu bizim bunu durdurmamız lazım diyorlar. Bütün mevzu büyük ihtimalle oradan çıkmıştır. Evet üçüncü arçılım geldi ve machinery bu şeyimi yürek ama aldım. Altı turn kaldı. Special district'im yetişmeyecek ona. O olsun. O sırada biz bu arada bir trader daha yapalım. Sen şurada iyileşe dur. Şu okçuları bir etrafa salalım. Çünkü her taraftan adam gelmeye başladı. Bu birazcık tatsız bir durum. Sen şuna saldır. Şimdi oradaki bonuslarımızı kullanacağız. Tabi tabi bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kongreden görev çıkıyorlar. Seni bilmem kaç törende temizlemişler. Tabi tabi o da işte başka şehre ele geçirdiğinde diğer medeniyetler diyor ki bir dakika abi bir sıkıntı var bu işte falan diyor böyle. Ondan sonra e, hepsi bir şey yapıyorum. şey girmek için. Be ya bence çok değmez olabildiğince normal ve e, golden'da kalmaya çalış. Çünkü kaybedeceğin şeyler çok büyük. Özellikle hani e, bazı şeyler var örnek veriyorum. Özellikle dine falan gitmiyorsan karanlık çağa falan girme hiçbir anlamı yok yani hani. Ya ben kendi adıma tavsiye etmiyorum <laughs> Çağlar'ı. Bu onu vurdu. Bu şu okçuyu egale etsin. Okey. Bol bol experience kazanıp adamları güçlendireceğiz şimdi. Aa, dırıt dırıt sırada ne var? En hızlı geliştirebileceğim. Bu arada teknoloji ikinci sıraya geriledim. Teknoloji gelişti yani bulunmuş teknoloji sayısı olarak en azından. Şimdi benim şu alttaki dalgaları tamamlamam lazım. Bunları bayağıdır yapmıyorum. Üç tane madene ihtiyacım var, diyor. Okey. Üç madene ihtiyacım var. Üç maden yakında gelecek. Ama ben süreci bir tık hızlandıracağım galiba. Şu iki tayalı alacağım. Bu biraz şey bir hareket, bold bir hareket ama. Eee. Buraya iki maden, üçüncü madenimi de böyle yapmış olacağım. Bu arkadaşlık asıl şurayı bir repair etsin. Uh, commercial hub campus yapacağım. Ondan sonra artık expansion'a başlıyoruz arkadaşlar. Artık büyüme vakti geldi. O, yani evet o da ayrı bir konu. Ya ama orada işte her oyuncu şey bilmiyor. Yani ne yaparak ekstra bonus kazanacak, işte ne oluyor vesaire Onu birazcık bilmek gerekiyor bence. Dört tane. İşime yarayacak bir şeyden gidelim. Sailing'den gidelim. Çünkü deniz kenarında şehir kuracağız. Güzel. Sen bu şehrin içinde kal şimdi. Evet bak. Burayı verdiğimiz ekstra 100 altının 60'ını geri çıkardım yani. Baya rahat. Yes, masonry. Mason'a karşı yürekamızı aldık. Güzel. Ondan sonra bakalım neler olacak. İkinci şehri bak şu an daha 60. turn'deyim. İlk 120 turn içerisinde e, 8 tane şehir hedefim var. Düşün daha yapmadım ama nasıl yapıldığını göstereceğim yine. Ya böyle bayağı bildiğin kudurmuşçasına şehir yapacağım birazdan. Çünkü Magnus'un ikinci seviye özelliğinin açılmasını bekliyorum. 4 turn kaldı. Okey burayı tamir ettik. Eee, biraz daha şehir nüfusunu arttırmam lazım yalnız. O ağrı da aktif olmuş. Eski volkanlardan kim kaldı? <laughs> Süper. Okey, buraya da maden yapıyorum. Zaten üçüncü maden nereye saydı? Üç tane improvement olarak verdi mi o? Masonry'e verdi galiba. Çok enteresan. Evet, art artı bir bilim de getirecek bana. Güzel. Okçularımız level atlamaya devam ediyor. Şimdi şu aşağıları birazcık keşfedelim bakalım aşağıda şuralarda neler oluyor. Yani Buralara hiç bakmadık. Ee, i̇ki turnu kalmış. O onu yapana kadar şuraya bir commercial hub gelir. Bu cipsimden ekstra trade getirmiyor mu ya? Getiriyor olması lazım. Ya da goldlardan getirecek şimdi sanırım. Kuvarza karşı 3 gold istiyor. Ee, ama ben senden 10 gold istiyorum. 4'te anlaşır mıyız? Anlaşırız. Okey. <laughs> 4 4 gold'umuzu alalım. Fıstık gibi. 8 şehir. <laughs> ha üf, bayağı tatsız yazmışsın ya. Aynen. Housing nasıl çözülüyor? Housing şöyle. Her yaptığın improvement housing'e çözüm getiriyor. Mesela ben Babil'in asma başlısını yaptım. Bu eşek gibi housing getirdi bana. Ee, bunun dışında yapabileceğin granary var. Housing'i çözmek için. Yani şehrin construction ekranına geldiğinde mesela Temple of Artemis yaparsan artı 3 housing veriyor. Ee, campus vermiyor. Diğer şeyler şu an göremiyorum. Onları açıldıkça gösteririm zaten. Okey. Burası bayağı güzel oldu ya. Şimdi bak bu abimiz bunu kesecek. Bu abimiz gelecek şu aşağıdakini kesecek. O demiri bulduk da demir çok uzakta ya. E, no, ya ağlarlar yani büyümek istiyorlar büyüyemiyorlar çünkü çok normal 68 bak hala makul miktarda şehrim yok sıralamaya baktığımızda bilimde öne geçtim kültürde çok gerideyim Domination'da askeri güç olarak Roma'nın benden biraz daha fazla askeri var. Dini zafer zaten çok mümkün değil. Diplomaside de şu an için fena durmuyorum. Yani onu da hemen yapmak bazen mantıklı olmuyor ya. 3 tane Seyit karşılaş. 14 turn'de evet, yönetim şeklimizi değişeceğiz. Çünkü savaşa hazırlık. Yes. Magnus'u almıştık. Ee, Magnus'un Provision Şimdi upgrade ettiğinizde bu çok önemli. Ürettiğiniz Settler'lar population düşürmüyor. Magnus yıllardan yani sen ormanı kestiğinde gelen 100 e, production gelecekse artı 50 de üzerine ekliyor. %50'sini ekliyor. O yüzden arka arkaya tak 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 şehir basıyorsunuz. Gerçekten tam anlamıyla böyle olacak şimdi. E, granary parayla satın al. At Tabii canım aynen öyle. Bayağı production'a kaybetmek lazım. Ha evet, sende Governor yok daha şu an. Eee, oyuna yeni de Bende Writer yok. Ne? Writer dediğin, bu... Şu yukarıdaki Writer'in valiler mi yok? Eee... Rise and Fall paketini alman lazım. Rise and Fall'dan sonra geliyor onlar. E vali sistemini Expansion'a getirdiler, süper Game. şuraya baktığımızda iyileşti. Nerede barbar tribe çıktı? Yukarıda çıktı. İşte okçuyu hemen bu olayla ilgilenmeye yollayalım. 3 turn onu yapacak. Sen burada uyuyacaksın. Sen de burada uyuyacaksın. Şöyle ki bu setlerleri kasarken size bahsettiğim şekilde şu production'da ağaç keserek setler yapma hikayesini ve üretim yapma hikayesini şehrinizin dışındaki çemberlere bakın. Birinci çember İkinci çember. İlk iki çemberi erken oyunda harcamak için. Üçüncü çemberi görmüş olduğunuz gibi. Bunları late game'lik yapacağınız wonderlara saklayın abi. Abi şu arkadaşlar nasıl nasıl hitap yapacağımı bilemiyorum, Ağzıma bir şeyler çıkıyor şu an. Okey sende burada uyuyu var. Burası da çok iyiymiş ya. Vallahi müthiş. Şu diğer medeniyetleri de bulmak istiyorum bir an önce. Ne yapıyorlar, ne diyorlar onu görmek için ya. Rica ederim, süpergenim. Ay ay. Ne güzel bugün bir sürü yeni arkadaşlarımıza katıldı. Böyle çok güzel, keyifli bir yayın oldu ya. İyi ki varsınız arkadaşlar. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Bayağı motiveydim zaten. Bir de özellikle Switch'in bu kadar e, yeni arkadaşı bir arada görmeyi beklemiyordum. Böyle küçük tatlış bir mutluluk oldu. Bu arada bunları maden olarak saymadım mı bu ya? Mine. Aa doğru cipsi yumuş olarak saymıyordu. Demir maden olarak saymıyordu galiba. Ben boşu boşuna bu tepelerden para kazanmak için şey yaptım ya. İnanılmaz. Ben Light 3 oyun beni düşünmek için barbar spamlıyor gibi yazıyorum. Eğer oyunda bu arada var Onur. Ee, oyunda şu an benden başka 7 tane var. Ra 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 Biraz çok zor şey istiyor bana. Okey. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 7 nüfuslu bir şehrim var. Turn 73. Bir settler yapmam yaklaşık 4 turn sürüyor. Hazır mısınız? Birinci settler geldi. <laughs> Baya süper saçma bir şey. <laughs> Ama birinci settler geldi. Şimdi aşağı tarafta bize 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 doğru kültürel bir baskı yapıyor yani. E mümkün o da mümkün Atakan. Gerçekten yapabilirler gibi geliyor bana da. Şimdi. Şehre iki amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bir baskı için. iki resource ele geçirmek için. Ben şu an halkın mutluluğu benim için daha önemli. Bu luxury resource'lar şu an nedense bana hala yeterli mutluluk vermiyor. O yüzden benim bir luxury resource mutluluğuna daha ihtiyacım var. Bu arada iki production olan bir food olan bir tepe var. Bu tepe bildiğin şehir için müthiş bir tepe ya. Hem temiz su kaynağı hem resource'u hem science veriyor. Campus District içinde şuradaki çok güzel bir yerim var. Ya da belki buraya kurabilirim. Bu şehrin campus district'ini buraya kurabilirim. bence bayağı çalışır. şehir duvarlarına saldırmadan önce arkadaşlar şu battering ram'i mutlaka yapın. Çünkü duvarları normal askerle kırmaya çalışırsanız çok fazla asker kaybedersiniz. Aynen öyle. Yani indirimi indirimi kaçırdıysanız sıkıntı. Hey Tunay'cım şimdi gördüm. Çok sağ ol. Ee, setleri mi Görmüş olduğunuz gibi 3 production olan bir yer var. İkinci setleri yapmam gerekiyor. 3 turn sonra bir setler daha geliyor. Fıstık gibi. Ve bu arada bunları yaparken şehir nüfusu hiç azalmıyor. Oo, burada kellik kellik kuraklık oldu. Okay. Bir kabileyi daha temizledik. Ben bayağı bildiğin barbar temizliği yapıyorum ortalıkta ya. Bu e, çopladığım yerlere de ekstra maden falan vesaire kurabilirim arkadaşlar. Bunlar mümkün. Şimdi şehir nüfusu 7 oldu. Buranın artık fuğda ihtiyacı var. Aynı şekilde kaliteli fuğda ihtiyacı olduğu için de buradan şurayı mesela alacağım. Şu 3 tile da şurayı da kestikten sonra... Sadece food için takılıyor olacak orada. Okey, bunları yaptık. Amenities'i nasıl yükseltebilirsin? Amenities yükseltmenin en basit yolu ee, şu luxury resourceları arttırmak. Eee, ne district adı? Entertainment district kurmak, işte kolezyum vesaire gibi wonderlar yapmak. Bunların hepsini kullanabilirsin. Hey hey, hapı selamlar, hoş geldin. Bir city state daha mı? Laventa. Okey. Hepsinin görevi var. Iron Rex diyor. Harbor yapmamı istiyor. Gemi yapmamı istiyor. Gemi yapmamı istiyor. Okey. Bakar mısın? Artık oyun çok böyle şey bir noktaya geldi. Bunu da hallettik. Artık 11 tüm şu minor resource. Minor resource tamam. Bunu ama luxury işte ya normal resource değil ya. Oradan goyluyorum ya. Normal şey bir resource'u bulamadık hiç içeriden. Sen burada iyileşi var. Bakalım garip tatsız olacak yani. <laughs> Sağ olsun Burak. Sim çok keyifli. Yeni bir görevimiz daha var. Bir city State daha bulduk. Okey, okay, State'lerin sayısı bayağı arttı. Bu arada bir setlerimiz daha çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buraya bir şehir kurdum benim buradaki baskıyı azaltacak. Ee, hem bu tarafa hem bu tarafa yakın olması adına ben şu çizgi üzerinde aşağıya doğru şehirlerimi kurup adamlara baskı yapmaya karar verdim. An itibariyle. O yüzden burada şehir kuracak güzel biri arıyordum ki tam olarak aradığım yeri buldum. Bu şehir buraya. Öbür şehir de tam olarak buraya geliyor olacak. Çünkü etrafında güzel bir food tile'ı var. Deniz kenarında iki production olan tepenin üzerine koyacağım. İki food, iki production'ı bir yere dönüşecek. Yanında kesilebilir bir ormanları var. Daha ne olsun? Muhteşem. Ee, ekonomik olarak artı 10 gold gelmeye başladı artık. Ee, Stone vesaire buna girmeyeceğim. Din, şimdi konularla. işim yok onlarla. Ee, ticaret hacmi... Abi bir ticaret adamım ben yolda kay, kayıp mı etmişim beni? Hay bin kunduz ya. 236. Neyse bunu 3 turn'de yapıyor zaten. Neyse 8, turn. Bir setler daha çıkartayım o arada. Turn 120'de 8 şehir demiştim arkadaşlar. G gayet şu an tam olarak ona gidiyorum yani. Evet. 1 food 2 production'dı. oyun her zaman 2 food default verdiği için onu 2'ye 2 iki yaptı. İşte bu şehir kurmadaki mantık arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Hemen buraya bir adet granary'i, lapsia parasını veriyorum. Hiç uğraşmıyorum. Arka tarafta o onu halletsin. Ondan sonra o da nüfusu artarken kendi builder'ını çıkartabilir. Yeni tur içinde büyüyecek çünkü. Sonra hemen öbür şehrimizi şu aşağıya doğru kuracağız. Oyun ee, oyunun ayarlarını gösterir misin? Mesela sağ üstte senin gördüğün kişileriniz siz falan. Ee, oyunun ayarları değil. Bunlar şöyle. E, videonun başında, daha doğrusu yayının başında bahsettiğim iki adet mod var kullandığım. Bir tanesi Concise UI. Ee, şey yaparım. Sonra yayın bittikten sonra yorumlara yazarım ya da Discord'a falan girerseniz orada da paylaşırım arkadaşlar. Steam Workshop'ta var. Ee, subscribe olduğunuzda otomatik ekliyor sisteme. Diğer medeniyetlerin sırasını bu sol altta kaçıncı sıralarda olduğumu gösteriyor. yani aslında şu yukarıdaki menüyü tüm medeniyetlerle birleştirip tek bir yerde veriyor. Ve aynı şekilde e, şehir içindeki menüleri de daha kolay hale getirmiş. İyi bir UI upgrade modu. E, i̇kinci ikinci kullandığımda Free Walls for City States. Şu bu şu an oynadığım zorlukta değil ama ileriki zorluklarda şehir duvarlarıyla başlamıyor bu derebeylikler, küçük e, şehir devletler. Ee, bu yüzden de Deity ve Immortal gibi zor AI'lar hemen onları ele geçirmesin diye duvar vererek başlatıyoruz ki en azından %40 benden daha bonusu olan 7 tane medeniyete karşı savaşırken bir de şehir devletlerini hemen ele geçirmesinler ki bana da bir fırsat kalsın mantığıyla yapıyoruz bunu. Ee, hiç problem değil. Şehirlerin birbirine yakın olmasında problem yok. Ee, yeter ki kendi kullanım alanları olsun çünkü bu şehir birinci tayalı kullanacak, ikinci tayalı kullanacak. Bu şu tayalar ortak olacak ama bunun bu tarafta yeri var, bu yukarıda yeri var. O yüzden farklı yönlere doğru büyütüp kullanabilirsin şeyleri. İlla bir şey kullanman gerekmiyor. Benim amacım olabildiğince aşağıya doğru yaklaşmak. Çünkü biliyorsunuz ki domination victory alacağım dedim. Hedefimiz o yönde. Yani gidip bir anda böyle bilim zaferi falan alırsan bayağı komik olur diye. <laughs> yani dünyayı ele geçiriz dediği yola çıkıp daha hiçbir şey yapmıyor olmam er yani bir birazcık satsız şu an. O Clemen Clemen Jairo Clemen Jairo dağlarında bulduk. Şimdi emelediğiz problemimizi bakalım insafışın emelediğiz. Buradaki resource alırsam bu beni çözecek mi? Hop oh, tekerleğe giden yolu çözdük. Luxury resource bir sonraki tur göreceğiz bunun avantajını. Burada bir sürü gene bize görevler vermişler. Bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz. Bakalım bakalım. Roma buradan. Roma'nın daha şehri nüfusu yok. Roma'nın asker sayısı benden biraz fazla. Bu adamları şu dağlık alanlarda sıkıştırıp acaba şey yapabilir miyim? Neyse şu ironworking working yapacağım ya alacağım ya demir demire ihtiyacım var. Şimdi dünyayı yavaş yavaş açıyoruz gerçekten. Kendi şehrini de bulduk. Bu oraya açtı. Işte. Buralarda herhangi barbar gözüküyor mu? Bakıyorum haritada barbar bar falan mesela bir şey var mı? Yok. Yavaş yavaş bunu geri çekebilirim o zaman. Güzel. Turn 80. 3 tane şehrim var. Yani daha yok ama olacak. 3 tane olacak. Ama bol da askerim var. Güzel. Askeri arayan çok sıkıntı çekmiyorum şu an. Ankara nüfusu inanılmaz artacak şimdi. Çok güzel olacak. Haha <laughs> süper gelin çok teşekkürler. Sizler güzelsiniz arkadaşlar. Ve kocaman bir kalp. İyi ki varsınız. Yani ben de bayağıdır yayın yapamadığım için üzülüyordum. Ve şimdi fırsatım olduğu için çok gayet mutluyum yani iyi oldu. Ee, i̇şte videolarımı gene düzene sokacağım. Yani her ne kadar dünya için çok tatsız olsa da bu virüs durumu biz biraz işlerimizi hafiflettikten sonra bana tekrar böyle video yapmalık bir nefes boşluğu verdi. O yüzden çok mutluyum. Yani o açıdan ama geri kalan çok üzülüyorum tabii ki. Aynen aynen vallahi Bak, İstanbul Ankara'yı hallettik ya. İşte bir şehrimiz de buraya girecek. Şimdi Delegasyon delegasyon böyle şar yapmayınız bana lütfen. Bana bana gelmiyor. Yes, yeni bir government açıldı. Harika. Şimdi oyunda civikleri geliştirdikçe farklı yönetim tipleri açılıyor. Bu açılan yönetim tipleri içinde gösterdiği kart sayısı kadar kart koymanızı ve yönetim biçiminizi manipüle edip gün, yani güncellemenize yardımcı oluyor. Ee, ben şahsen e, oyuna başlarken genelde hep klasik Republic kullanıyorum, Hep barışçıl gitmeye ihtiyacını ötürü. Ama aslında oligarşi savaşlık olan medeni için çok doğru. Ve e, size şu an aslında neden daha fazla setler yapamadığımı anlatacağım. Demin ki yaptığım stratejiyi unuttum. Yani bir şey koymayı unuttum ve aslında ben şu an 3 setlerim daha olabilecekken olamayacak hale geldi. Ee, colonization kartını içeri koymadığım için setlerleri hep 2 katı fiyatına yaptım. Normalde ben o fiyata şu an 4 tane setler basmış olacaktım. Böyle bir hata yaptım. Aa, nasıl kaçırıyorum bunu bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ticaret rotalarından da ekstra gold gelsin. Gel şu an tek bir ticaret rotam olacak ama e, production askeri ünit maintenance kostumu azaltıp biraz gold productionu artırabilirim e, ya da ekstra great general point alabilirim çünkü bayağı askerlerle savaşıyorum. Belki birazcık işimize yarar. E, Missinizden devam edebiliriz. Diyesiz olabilir tabii ki neden olmasın. Chatle iki saniye atacağım direkt tasarlayabilirsin Atakan. Aynen. Şimdi. Bu şehrin nüfusu ikiye çıktığı için şuradaki baskı otomatik aşağıya indi. Burası bana tekrar şehir kurulabilir bir alana dönüştü beraberinde. Hmm. Buraya bir şehir çakarsam. Bir şehirde buraya bir yere çakabilirim. Bu adamı bayağı bir baskıya ittirebilirim buradan. Ya aşırı fazla şehirde yapmak istemiyorum çünkü başka medeniyetlerin şehirlerini ele geçireceğim için. Birinci tile, ikinci tile, birinci tile, ikinci tile. Sadece bir tane tile kesişiyor. İki tane food var. Şuradan çok güzel food besleyecek bunu. Hayvan gibi dağların arasından science alacak. Ateşledim gitti. Gene granerisini hemen boostluyorum. Çünkü parayı sadece onun için biriktiriyorum. Ve burası tehlikeye yakın bir yer olduğu için de arkadaşlar buraya bir ilk duvarımı öreceğim arka tarafta. O şehir nüfusu artarken beraber gidiyor. Adana geldi, John. <laughs> Adana geldi. Eksi 20. Şimdi şöyle e Loyalty diye bir mevzu var arkadaşlar. Bu e Gathering Storm ile birlikte geldi. Lanceran Loyalty seçiyorsunuz. Şehirlerin altında görmüş olduğunuz gibi bir ibare var. Bu baskıyı gösteriyor, kültürel yani sizin karşı medeniyete yaptığınız baskıyı temsilen. Şimdi benim buradaki okların kalınlığı ve akış hızı gelen baskı miktarını gösteriyor. Şu an mesela benim bu şehrime Roma'dan bir kültürel baskı var, ama aynı şekilde buradan da daha büyük benim bir baskım var bu şehre. Eğer ki bu aşağı inerse şehirde isyan çıkıyor ve eğer o isyan durduramazsanız şehriniz rakibinizin eline geçiyor. Rise and fall'da gelen bir özellik bu. Ya yani çok sık şehirler değişir. Ben yapmaktan çekinmiyorum. Çünkü her şehri full tile'larını her zaman yapamıyorsunuz. Ya ben daha hızlı savaşa gireceğim için e, az tile yapıp geri kalan bütün production'ı askere yatıracağım. O yüzden böyle bir karar aldım şu an için. Yani planımı bu, bu yönde bu şekilde yapıyorum şu an. Okey bir setler daha geldi. Bu aşağıya açmaya devam ediyoruz. Evet, bir settler daha bitirdi. 6 turn sonra bir settler daha çıkartabilirim. Aslında bir builder çıkartıp gelecek olan setleri bir tık hızlı mı çıkarttırırsam acaba? Ya gerçi 6 turn kötü değil. 83 diyeyim. 6 da 90. 92. 3 tane daha yapar ya. Şimdi aşağıya doğru baskıları azaltmam lazım ki benim şehir nüfusum artıkça ben şimdi adamın başkentini aldığımda benim kültürümün böyle aşağıya doğru eziyor olması lazım. Yani onu öyle yakalamam lazım. O yüzden şehirleri aşağıya doğru indiriyorum. Bayağı önemli bir durum kendisi. şurasını istiyorum da burası şu an için çok zor bir yer. Şurada bir yerde bir ayrın falan bulmuştuk ya. Yani. Neredeydi o? Gidip onu mu alsam acaba? Çok, çok uzak ama. Bakalım bulacağız onu. Şimdi. Rise and Fall'ın açıklamasında şehirler bağımsız inanabilir diye bir yazı okumuştum. Evet aynen tam olarak Funda olan olay o aslında. O göstermiş olduğum, e, lenslerden Loyalty'de göstermiş olduğum şu ibareler sıfıra indiğinde şehirler isyan çıkıyor ve bağımsız oluyorlar ve daha güçlü bir kültürel baskı varsa ona geçme eğilimindeler. Tam olarak tam olarak öyle çalışıyor. Ay ya, ya 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 nereye yerleşsem. Temiz temiz kaynağı yok şurada. Temiz kaynağı olsaydım çok güzel olacakmış. Evet bir sonraki şehrimizde tam olarak buraya bir yere yerleşeceğiz. Aşağıya doğru basmaya başlayacağım ya. Food buradan bunu alacak. O oradan onu alacak. Şurası Campus District'i alacak. Buradan 2 food, 2 production gene güçlü bir şehir. 200 turn'de artı 400'lerden falan bayağı şey alacağım yani. Yo, City State... Ya City State gibi oluyor ama 3 tane asker basıyor. Sonra en büyük kültür kimse ona geçiyor ya. Tam olarak yaptığı şey o aslında. Bu arada gördüğünüz gibi benim emaneti kayboldu. Sebebi buradaki lüks resource'unu aldım. 2 tane lüks resource'um olduğu için şu anki şehir nüfus sayıma göre şeyim ee, dengelendi. Vallahi Great Leader çok çok, çok güzel olmuş Atatürk koysalarmış ya. Gerçekten muhteşem olmuş. Mesela şeyde ee, hangisindeydi? Süleyman'la bir tane daha vardı. Bazen ikişer tane koyuyorlar ya bazı medeniyetlerle ilgili. Bence Atatürk Father of All Turks olarak koyabilirler ya. Bence çok güzel olur yani. Kumasi'yi bulduk. Bütün hepsini bulduk bunların. Okey güzel. Exploration devam. Dünya da bayağı büyük yani. Ben yani kaç turn kaldı? 400 turn kaldı. Şimdi teknolojik olarak 14 teknoloji, 11. 3 teknoloji ilerideyim herkesten. Bunu biraz daha avantajımı çevirmem lazım. Ee, biraz daha fazla campus districtlere ihtiyacım var şu an. Matematik vakti. Duvar geliyor zaten. Ancient da hızlı bir şekilde yapacağız. 10 turn sonra bitiyor. 3 turn oradan 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 onu çıkaracak. Güzel. Eee Çölde Petra gerçekten bayağı güçlü. Bayağı fazla güçlü yani. Ya sen artık otomatik export etmeni uğraştırmayın ya. Ben bu şunlara şeyden sıkıldım. Sen de otomatik explore tüm dünyayı açalım. Şunu da silebilirim artık. Okey bir adet araya Campus District sıkıştıracağım. Gördüğünüz gibi adjacency bonusları şu an 4 getiriyor. Ekstra 4 getiriyor olacak. Ki gayet muhteşem bir rakam bu. Ee, buradaki baskı evet burayı düşürmeye başladı. Burası yavaş yavaş düşüyor. Çünkü bir sonraki şehri tam olarak şuraya kurmak istiyorum. Ya da şuraya kuracağım. Muzun üzerine böyle. Gerçi burası daha mantıklı bir lokasyon ama. Eee bu abim kesebileceği ekstra bir şey yok. Buradan Builder geliyor. Paramız birikiyor. Şu an tam böyle bildiğin yayılıyorum ya. İnanılmaz yayılıyorum yani. Tabi tabi tiyerler bayağı avantajlı hale geliyor. Petra'nın özelliği yok. Bu tile şu an tertemiz dördüncü ve beşinci şehrimizde geliyor. Sen granerini kendin yapacaksın kardeş. Yapacak bir şey yok. Bu maalesef böyle olacak burada. Feodalizm kartı daha açılmadı ama... Ee... Sen hızlı büyüyorsun yani şu aşağıdaki şehre yardım et, o daha hızlı büyüsün. Ultraman yapabilirsin ama yapmayacaksın şu an için. Sen bir Builder daha çıkart ya. Ne yapman lazım? Aslında bir tane e, Vali var, ekstra Builder'lara şey veriyor. E, bonus veriyor. Onu kullansam bayağı iyi olacaktı ama işte yani daha şu an vakti gelmedi. İleriki tile improvement'larda kullanırız onları. Okey, son 7 turn. İlk 100 turn bitirmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, demin hiçbir şeydim. Şu an her şeyim gibi bir şey oldu. Tamamen nüfus baskısını arttırmak için yaptığım hareketler bir de böyle bol bol. Food, tarım alanlarını böyle iyi değerlendirmem gerekiyor. Kardeş, sen burada tek başına hayatta kalamazsın yalnız. Seni buradan nasıl çıkartırız dışarı? Maalesef bu GG, bu adam öldü. Bu adam eliyattarı oldu gerçekten. 5 ton son burası da hemen nüfus arttırıyor. Burası eksi 3'te. Bir şekilde kurtaracağız ya. Bir şekilde kurtaracağıma inanıyorum. Konya 7 tur sonra büyüyecek. İlk adamımızı kaybettik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bazen olur böyle şakalar şukalar. Dört tur sonra engineering, engineering hem bir önce boost lazım. Şu Campus District bonuslarını da almak istiyorum. İspanya'da çünkü bayağı inanılmaz teknoloji geliştiriyor şu an. Birazcık tatsız durumlar arkadaşlar. Şimdi buraya alalım. Buradaki production'ı kesip buradan yeni şehirler çıkartmaya alalım. Governor'ın yerine değiştiriyoruz. Adana'ya koyuyoruz. Adana'dan iki yeni şehir çıkartacağız. 5 sonra Ekleriz ya bizde modlayıp ekleyebiliriz yani çok şey değil imkansız değil Okey Yeni tur settler Sen şuradan bir traderımı çıkar. Şu ticaret adamı kaybetmişiz ya. Altın gelmiyor şehre. Şu monumentları yapalım en azından bir yandan da. Machinery. Evet. Crossbowlara geçiyoruz. Crossbowlara geçiyoruz. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Roma'ya doğru bir fetih yolculuğuna çıkacağız demek yakın zamanda. Crossbowmanlarla. Şimdi sen burada şununla birleş. Burada dur. Ceneva'yla evet, Ceneva ile art 3 altına ticaretimizi başlatalım hemen. O sırada ekstra wheat'ten ve rice'tan bonus kazanabilmek için bunu alabilirim. Gerçi bir builder da alsam fena olmayacak. İstanbul nüfusunu arttırmamız gerekiyor deli gibi. Bu oyun İngilizcesini anlayan birinin İngilizce düzeyi nedir? fena değil diyelim en azından. Ee, Bay3D selamlar hoş geldin. Bence bu arada vardır güzel modellenmiş hali diye düşünüyorum ya. Abi bir şey demesine gerek yok ya. Alsın eline Türk kahvesini, sigarasını tutsun bana yeter ya. Hiçbir şey demesine gerek yok yani. Modelleriz işimiz. <laughs> Süper. Ama ben yani baya böyle birebir yani bu Civilization tarzında falan istemiyorum ya. Baya bildiğim böyle ataya, atayı adam gibi koyacağız oraya. Ee... Barumba. Rise and weight, Art of Production. Okey burası için çok mantıklı. burada da yapacağız onu. Eee mesela bu mill var ya water mill yaptığım. Yani şu rice ve wheat olmayan şeyleri yapmayın arkadaşlar. Boşu boşuna 80 production harcarsınız. Buradaki production artı bir yapabilmek için yapıyorum onları. Aynı şekilde buraya da yapacağım. Okey ilk duvarımız geldi. Machinery'miz de geldi. Nice. Nice nice nice. O oh, şeyde yerleşmiş. Bir tur sonra da setlerim için operasyona basıyoruz oradan. Buradan bunu gidip şunu alalım. Ee, son turlardan fethi yapmakta alakalı. kolay. Şöyle eğer demirim olsaydı direkt gidip dalacaktım. Elimde demir olmadığı için ön hattımı tutabilecek bir tek atlılar var. Ee, ama çok dağlık tepelik bir yaratıda olduğum için birazcık böyle sıkıntı yaşayabileceğimi düşündüm. O yüzden okçularımı bir tık ilerletmeye karar verdim. Öyle gireceğim. İlk hedefim Roma'ya. Yani şöyle haritanın ortasına bir tane önce bir yarık açacağım ya yani kesik açacağım. Burası diyeceğim ki benim. Bir dur. Sakin ol diyeceğim oyuna. Sonra iki tane regiment yapacağız. Bunları sağa sola yayacağız. Onlar da böyle almaya başlayacaklar. Bu taraf bitirdikten sonra dönüp buraya gelecek. Sonra buradan da yardırıp tamamen toplayacağız. <laughs> Simmanya oldum bir yaşta <laughs> <laughs> Aa, yani süper yani sizi sevin arkadaşlar ben çok seviyorum ee, Şundan ötürü e, Ya ben free for all birbirimize karşı oynayabileceğimiz düşündüğüm oyunlardan bir tanesi Şimdi first person shooter'larda çok büyük bir talentım yok yani böyle kendimce oynuyorum Yani bu yeni çıkan işte Call of Duty'nin Warzone'u oynadım 3 maç attım birinde 50. oldum iki tane 4. oldum oraya kadar Sonra elim ayağım bir yerime kaçmaya başlıyor Ama yani bu tarz oyunlarda saatlerce sonsuza kadar oynayabilirim ya

Okey. Güzel. Şu an güzel. Şurada hemen setlerimiz seçelim. 16 turn diyor. 16 turn birazcık fazlaymış gerçi ya. Gerçi nüfus da arttırabiliriz ya. Yani. Buradan olsun bir tane ben çıkartayım setleri. Bu şehrin nüfusunu kaybetmeden buraya birazcık üretim şarttı. Okey onu atlıyorum. 9 tane düşürdü. Güzel. Ee, burası şeyini bitirdi sanırım. Kendi Builder'ını çıkart. Konya Builder'ını çıkarsın. Yes. 6 tane tarla yaptığım için Feodalizm'e giden kartı da kolaylamış olduk. Bu da büyük bir avantaj sağlayacak bize ileride. Feodalizm kartı açıldığı anda ki aslında şu an gittiğimiz yol tam olarak gördüğünüz gibi Feodalizm'e doğru. Ben de işaret, yani şuradan ilerliyordum. <laughs> Ve güzel. Karanlık çağa girmeyeceğiz. Şu bütün şu tayaları tarla yapacağım sanırım ya. Yani. Buraya şey gelecek. Uh, campus District gelecek. Uh, campus, ya da Campus'ı buraya mı koysam acaba? Burası belki daha mantıklı olabilir. Bunun bayağı bir tarlası var. Birazcık madene ihtiyacım var ya. Biraz böyle production'ı daha da artırman lazım. Feodal'in sonu kapital. Aynen. Aynen. Ne kadar çok food'um olursa şeyler... Bir de benim şeylerde ekstra growth var. Ee, Hanging Gardens ve şey yaptım. E, i̇lk Pantheon Bleeder'de Fertility Rights aldım. Ay, sonunda ya. Kıttıktan çıkmış gibi. Tarlaları şimdi resmen şimdi hazırlıyorum tarlaları ya. İnanılmaz yani. 3 tur sonra matematik. İstanbul bir nüfus kaybetsin ya. Buradan bir settler daha çıkar. Buradan da bir settler geliyor. İki settler daha. Turn 120'de 8 şehir demiştim değil mi? Bakalım tutturabilecek miyim ajandayı. Ve Great People Sun Tzu geldi. Evet ilk doğru bir kararla Sun Tzu'yu aldım. Extra Movement ve Extra Combat Strength şu an Domination Victory'e giden en doğru adamlardan bir tanesi bizim oldu arkadaşlar. Sun Tzu, savaş sanatı. Emekli edersem kitap yazıyor, emekli etmezsem bizimle birlikte güzel işler yapacak. Aşağıya doğru ilerle. Bir generalimiz var artık. Generalimiz yanında bulunduğu askerlere artı beş combat strength verecek. Bir de onları hızlı hızlı yürümelerini sağlayacak. O yüzden batı cephesini iyi tutacağız. İspanya'ya doğru güzel kayacağımızı düşünüyorum. Muhteşem. Apprentice yapalım. Buradan da production'a giriyoruz şimdi. Ondan sonra gelsin bombalar ve toplar. Aa karanlık çağa mı gireceğim ben? Neyim eksik? Neyi yapmadım? 9 turn sonra. 9 turna ne çıkartmam gerekiyor? Bir target of declaration of war. Eee... benim tam puan çıkarmam lazım. Nereden çıkaracağım puanı? 6 şehrim olunca galiba yetiyordu ya. Bu arada karakteri koyduğum yeri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şehri öyle bir sayı dizin ki buradaki Çevre illerin baskısı yok oldu. Karanlık çağa girersem o baskıyı geri verecek. O yüzden o biraz tatsız ama kurmak istediğim şeylerden bir tanesini laps diye kuruyorum. Gene iki production, iki foodlu güzel bir başlangıç. Hemen granerisini yapıyoruz. Hemen anında. Hemen üzerine monument construction'la başlıyor. Çünkü artı bir kültür ve baskı yapmak için. E, generalleri öldüğün zaman genelde senin şehrine başka bir yere tekrar geri getiriyordun galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum. Okey. Buradan bir settler geliyor. Buradaki archerımız duracak. Şimdi Roma diyecek ya bana çok yakın yerlere şehir kuruyorsun. Böyle olmaz. Bir settler daha geldi. Bak Roma'nın bütün bu baskısını yok ettim şu an. Bütün üzerine kurduğu baskı an itibariyle GG şeklinde devam ediyor. Ama ben durmayacağım tabii ki. Baskıyı çevreden de devam ettirmek istiyorum. Buradan çıkan bu setleri aslında coastal de değerlendirebilirim. Artı bir amenity ihtiyacım olacak. Yani lükse ihtiyacım olacak. Şuradaki balinayı almam lazım ama oraya buradan çıkan setleri götürürüm. Bu setleri yakın bir yere götürüp kurdurmam lazım olayım. Ha evet mesela bakın burada önemli bir yerimiz vardı. Neydi bu? siz söyleyin adını ekstra bilim mesela veren bir doğa harikası vardı. Buranın kültürel ve turizmsel bonusunu ben almak istiyorum demiştim size. Normalde gördüğünüz gibi suyu olmayan bir yere şehir kuracağım. Deniz kenarı kurabilirim ama oralar sular yükseldiğinde birazcık bana tatsızlık çıkaracak. O yüzden şuraya bir adet şehir kuracağım. Hem şu e, ee, ikiye bir production'a dönecek. Buradan ekstra production'ımı kurtarıyor olacağım bunun tayalarından Öyle bir denge yakalamayı hedefliyorum orada. Bence fazlasıyla iyi gidiyor şu an için her şey. Şu ekstra sivikler için bir şeyler de yapmak önemli. Şu monumentları yapmam önemli ama onları sonra parayla yapacağım. Biraz daha ekonomiyi oturtmam gerekiyor önce. Bursa buraya şeyini yapacak. Ne derler? Ee, i̇şte bahsettiğimiz encampment'ı Bursa yapacak buraya. Nice. Askeri askeri bölge en azından onu şey yapabileyim. Ee, kompleksi commercial hub. 18 tane çok fazla. Şimdi ne olur ne olmaz. Katapultlarımızı yapmaya başlayalım. İki tane katapult. Yani askeri disipline geçmemiz gerekiyor yavaştan ticaret rotası arttırmak için Emirhan ee, bu ilk şehrim yaptığım commercial hub'lar var ya bunun içerisine koyduğum binalar ekstra sana e, ticaret rotası olarak geri geliyor. Her yaptığın marketplace ya da bankada yanlış hatırlamıyorsam ikisinden birinde sana ekstra bonus veriyor olacak. 114. Tamam sen burada Archer'la bağlayalım sizi. Sizi burada takalım. Altı turn sonra çağ değişecek ve ben hala Dark Age'de kalacağım galiba. Aquaduct. İşte buraya Aquaduct'ını yapacağız bunun. Oradan suyu ağrı dağından kaynayan suları çekeceğiz şehrin içerisine. Yok varmıyorum. Demir. Nereden geldi bana demir? Demir birikmeye başlamış bende. Bende demir nasıl birikiyor? Nerede çıktı demir? Çok enteresan. Bir yerimde bir yerimde bir demir çıktı. Öbür şehrimiz de şuraya kurulacak. Tam şuradaki demir resource'unu almak istiyorum. Daha demir bilmem ne orayı da böyle bağlayacağım. Construction. iki turn sonra a, Eureka yapmam gerekiyor. Eureka için neye ihtiyacım var? Bir distrikte daha ihtiyacım var. 9 turn. Yetiyor mu bana? 5 turn. Yetmiyor. Hmm. Ucu ucunda Dark Age'de kalacağım galiba ya. Hiyarlık ettim. Bir önceki turşu şey yapmam gerekiyordu. Bu, bu işi halletmiş olmam gerekiyordu. 5 ee, turn. Sonra bitiyor. Evet, tahminen şeyden geliyor ya. Şu şehir şundan geliyor diyeceğim ama evet bu maden kurmuş. Aynen. Demir gelmeye başladı. Invasion begins ya. Yavaş yavaş başlıyoruz. Hay bin kunduz ya. Nasıl atladım şu şeyi? era score Bir de demin birkaç tur önce özellikle baktım yani. Bildiğin hıyar gibi Dark Age'de kalacağız. Yani İstanbul'da bir İstanbul'un şu water mill'i yapsam. Gemilerde de tabii canım gemilerde de savaş var. Şehirde de, deniz kenarı kurduğunda var. Ama şöyle bir bilgi vereyim. Böyle şöyle kumsala şehir kurarsan abi adamlar şehrini ele geçirebiliyorlar. <laughs> şehrini bu kayalıkların önüne kurarsan, kayalık yerlerine önüne kurarsan şehirden direkt saldırı alamıyor. Gibi bir ince bilgi de vereyim arada arka taraftan. düzük 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 yok. Burada 3 tane düzük yapamıyoruz. Farmları burada iyi değerlendiremeyeceğiz gibi duruyor. Uh, Campus'u şuraya yaparım demiştim. Yani production abi. <laughs> yavaş yavaş production'a giriyoruz. Industrial zone falan buradan yürüyeceğiz. Sen i̇şte monumentını yap olur arka taraftan. Vay. 8 turn sonra. 125. turn'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şehir. 8 demiştim ama 7'sini tutturdum en azından. O yaptığım hatayı yapmasaydım bayağı iyi olacaktı ama. Bunu Engineering'e halledeceğiz. Burası yapacak çünkü oradan başlayacağız onu. Geriye doğru Railroad'ları hallederim. E, Great Scientist alamadık hala. Almaya ya yakın mıyız? Yakından uzaktan alakamız yok galiba şu an için. Pardon Great Scientist. Yani var ama çok da şey değil. Mevzuya yakın değiliz. Okey. Bence makul. Her şey şu an için okey. Biraz böyle boş teknolojiler de keşfetmeye çalışıyorum. Şimdi onları yaparken bir şeyler çıkabiliyor arka taraftan. bu da lazım. Şimdi önce şu asıl kuracağım. campus district'in yeri belliydi. Bahsetmiştim ama aslında burası daha doğru bir lokasyonmuş. Ama burada kesmem gereken dalgalar var. Onu harcamadan asla bir şey yapmayacağım biliyorsunuz arkadaşlar üzerine. 6 tur kaybedeceğim totalde ama problem değil. İki tane de katapultumuz çıktı. Militer olarak artık yavaş yavaş varlığımı hissediyor olması lazım bu şeyin ya, oyunun. 180, 70 puan fazlası var benden. Hem full hem production. Burayı bu şekilde değerlendireceğim. Ah, son saniyede normal çağ girmişiz. Süper, harika. Çok mutluyum şu an. Harika! Tahminen Roma'ya ne zaman açar savaşı? Ben şöyle söyleyeyim. Roma'ya savaşı perşembe günü açarız. Bu Bugün ne? Bugünlerden ne? Bugün çarş mıydı? Ee, Roma'ya savaşı cuma günü açarız abi. <laughs> cuma günü açarız. Çünkü 2 saat 40 dakika olmuş. Ee, bugünkü Switch'in ayırdığım vaktimin sonuna geldik arkadaşlar. Yani bayağı bir elinden geldiğince hani bütün hamlelerimi açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, umuyorum yeterince Yardımcı olmuştur. Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle faydalı olmuştur diye ümit ediyorum. Bundan sonrası çok daha keyifli geçecek. Çünkü biraz daha aksiyonu bol bir şekilde geçiyor olacak. Oraya doğru böyle yavaştan hazırlığımızı yapmaya başlıyorum. Şehirlerimiz hazır. Nüfusumuz büyüyor. Baskımız artacak. Ve şu an çok enteresan Roma saldırı almış bir şehri biraz hasar görmüş. Bu çok güzel işimize gelecek. Bir sonraki yayınımızda artık Roma'yı başkenti almaya geliriz. Aynen güzel oldu. Vallahi çok ben, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Yani sizlerin burada olması verdiğiniz destekle güzel her şey. İyi ki varsınız. Beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki Siv yayınımızı e, Cuma akşamı saat 9'a alıyorum. Bir aksilik olmazsa eğer hala hayatta kalmışsak ekstra üzüntülü haberlerle e, sabrımız sınanmıyorsa en azından bunu söyleyebilirim. E, İyi bakın. Sosyal mesafenize dikkat edin arkadaşlar. Hijyenize dikkat edin. Dirayetli olun. Bugünler geçici. Hep beraber birlikte inanarak çıkacağız bu işten. Ee, umuyorum daha büyük zararlar vermeden de üstesinden geliyor olacağız. Şimdilik benden bu kadar. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Diğer videolarda yorumlarınızı vesaire bekliyorum. İstediğiniz şey varsa heyecanlı oraya gireceğim. Tahminen Diablo 2'yi bitirmeden önce yarın Baldur's Gate 1'e başlıyoruz arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa ilk videomuz karakter yaratma videosunu yarın halledeceğim. Ee, sonra Diablo'nun bir sonraki videosunu koyacağım. Sonra Siv yayınımız var Cuma akşamı. Böyle bu şekilde bu tempoda devam ediyor olacağız. Bu kadar. Evet artık vakti geldi o gün. Bugünlük benden bu kadar. Ee, sanırım diyecek başka bir şey yok. Size seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.